mutfakta 2024'e gümbür gümbür giriyor. Yazım olayım, git aleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Evlenirken annen eşine ne taktı? Eğlence, coşku, heyecan, hız tanımıyor. Uykular haram oldu, gençliğim bak talan da oldu. Çok sevdiğim yalan oldu. Bugün en seveceğiniz program Gelinim Mutfakta'ya. Hoş geldiniz. Bu senenin son cuması. Acısıyla tatlısıyla 2023'ü geride bıraktık. Pazar günü inşallah ülkemiz için, hepimiz için muhteşem bir yıl olur. Barış dolu, sevgi dolu bir yıl olur. Ve tabii ki gelinlerimiz için de bol altınlı, çeyrekli, bilezikli bir yıl olsun inşallah. İyi olan kazansın. Dönelim mi bu tarafa? Çok güzelsiniz. Siz de çok güzelsiniz. Ay, teşekkür ediyorum. Valla prenses gibi hissettim ben de böyle pamuk kendimi. Pamuk prensesiniz öyle. Şimdi yılbaşı sürprizine hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Öyle bir konuğumuz var ki, gerçekten bayılacaksınız. Kim acaba? Bir söylüyor, oynamayan kalmıyor. Ekran başındaki izleyicilerim, lütfen siz de ayağa kalkın ve tadını çıkarın. Kim geliyor biliyor musunuz? Kim? Fantezi müziğin prensi Fatih Burki! Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildi zalim geceler. Uykular haram oldu, gençliğim bak talan da oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Uykular haram oldu, gençliğim bak talan da oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Geceler, geceler, çıktı geceler. Geceler, geceler, zalim geceler. Umudum gecem, gecemle gündüz oldu oldu. Demir mazgallar dört duvar oldu. Demirde kapılar dört duvar oldu. Sayamadım vallahi billahi sen neler oldu. Oldu oldu çok sene oldu. Geceler geceler yıktı geceler. Geceler geceler yaktı geceler. Annem yanına
vallahi geleceğim. Ölmeden gitmeden babam elin öpeceğim. Yar Allah nasip etse kıymat bileceğim. Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler. Mevla nasip etse hatir bileceğim bileceğim. Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler. Uykular haram oldu gençliğim bak talan da oldu. Çok sevdiğim yalan oldu zalim geceler. Uykular haram oldu gençliğim bak talan da oldu. Çok sevdiğim yalan oldu zalim geceler. Geceler geceler dümen geceler. Geceler geceler yordu geceler. Umudum gecem gecemle gündüz oldu oldu. Demir mazgallar dört duvar oldu. Demirde kapılar dört duvar oldu. Sayamadım vallahi billahi sen neler oldu. Oldu oldu çok sene oldu. Geceler geceler yıktı geceler. Geceler geceler yıktı geceler. Kurban oldum diyoruz, kurban oldum. Kurban olurum, oku. Evet. Oku. Gittiğin yollara dön bir bak. Yollarında tozun olayım. Gittiğin yollara dön bir bak, bak, bak. Yollarında tosun olayım. Al bağrına bas beni, kaderimde yazın olayım. Al bağrına bas beni, kaderimde yazın olayım. Baslarımda sızın olayım. Gülüşüme kurban olayım. İdaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Yazım olayım. Helaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Yıp yıp yıp. Sevdiğim o zalimin kızını. Takvimlerde buldum adını. Gülüşüne kurban olayım. Takvimlerde buldum adını. Gülüşüne kurban olayım. Basmarımda sızın olayım. Gülüşüne kurban olayım. İdaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Olayım. Yaz yaz yazım olayım. Gid aleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Yıp yıp yıp. Aman bir calim var hocam. Her kime? Masa üstünde bardak. Yuvarlak mı yuvarlak? Fatih Bulut bir şarkı yaptı. Thank you.
sana kurban olayım. Eyvallah, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ya. Çocuk terledi. Terledi. Terledin. Evet. Çocuk terlerdi, bir peçete falan yiyin. Kurban olurum, çok güzel değil Eyvallah. Mi? İnşallah bunu... Çok güzel. Yapacağız ama. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmaya başlıyoruz. Devam. Konuşmaya başlayalım. Evet. Artık konuşmaya başlıyoruz. Evet. Gerçekleri Terimsin. Konuşalım. Evlisin. Evliyim ablam. İki çocuğum var ellerimde. İki tane çocuğun var. Var. Muhammed Ali, Neysan ve Nesem. Bunlara kocaman öpüyorum. Evet. Çocuklar bizim geleceğimiz. Buradan bütün çocukları öpüyorum. Her ödül aldığımda da çocuklar için alıyorum. Ay çok tatlı. Bravo. Biz onlar bizim geleceğimiz. Allah'ım acılarını verin. Asıl soruya geliyorum. Evlenirken annen eşine ne taktı? Ellerinde ne taktı? Ben bunu anlatmayacağım ama anlatacağım. Anlat. Annem bilezik takmıştı yani. İllaki bir şey takmıştı yani. Bizde adet. Gelin damat geldim arabayla. Kapı açılmaz yani. Ya kaynata bir arsa bilecek. Arsa? Böyle. Ya kaynana işte bilezik bilezik. Beşi bir de. Böyle beşi birlik askerden az yirmi işliyorlar ya. Beşi birlik bize. Ya kaç, ne taktı ya? Fatih'e gel. Ne taktı? Annem bilezik taktı dedim. O abi. Kadar. Bu bir tane bilezik mi? O zaman uzatmıyoruz. Bilezik taktı yani. He. Allah işini rast getirsin. Bir tane mi? Ha. Bir tanecik bilezik anam, mi? Anam var ya. Ömrünü verdi bize yani. Onun kuasıyla ayaklar. Buradan anamın da ellerini ben öpüyorum bütün analarım. Bravo. Buradan alırım. Anam senin duanla ayaktayım. Annenin yemekleri mi, karının yemekleri mi? Vallahi ikisi de harika. Eğer var ya önlüler müslümde alınmayın. Eğer gelsinler var ya yemin ederim ben. Direkt tabağa varırlar 10. Seni çok yorduk. Şu terin kurusun, güzel kahveni iç. Enerjini topla. Yeni yılımızı da kutlayabiliriz değil mi? Kutlayabiliriz. Buradan yeni yılın. Bizlere sağlık, huzur, barış, mutluluk İnşallah. Getirmesi dileğini sunuyorum. Fatih Bulut'u dinlendiriyoruz. Bir şarkı daha yapabilir misiniz? Yiğit bir yere gönderme, en rahat koltuğa otur şöyle. Hadi Fatih Bey yemek yapacağız Fatih Bey. Ne var orada? Fatih Bey gitmiyor. Bakar mısınız ya güzelliğe? Şunlara bakın ya, çok enerjimiz yükseldi değil mi? Evet evet. O zaman 2023'ün son yemeği ne acaba? Dönün yerinize. Hadi bakalım. Asıl meselemiz bugünkü yemek. 2023'ün son yemeği için 3, 2, 1 kaldırın örtüleri. Muhteşem bir yılbaşı yemeği. Pazar günü bence bütün evlerde bu yemek pişmeli. Çok havalı. Yemeğimizin adı özel soslu yılbaşı sarması. Yazıyoruz. Etin marinesi için 400 gram dana bonfile, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı soya sosu. Sebzeleri için 1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber, 1 adet kabak, 1 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bitmedi. Patates püresi için 6 adet orta boy patates, 1 su bardağı süt, 100 gram kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Bitmedi. Özel sosu için 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 su bardağı su, 1 diş sarımsak, 5 tatlı kaşığı kahverengi şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım çay kaşığı öğütülmüş zencefil, 1 yemek kaşığı bal. Böyle çeyrek bardakta soğuk suya ihtiyacımız varmış. Ay malzemelere bakın siz hele. Sakın ziyan etmeyin ha. Kayınvalidelerim. Öpüşün, sıkı sıkı öpüşün. Son vedanız bu. İyi öpüşün. O piti piti. Ne yapıyor? Hacer abla ne yapıyorsun? Ben tamam versene. Cimnastik. Bir. Terazi lastik. Cimnastik. Aa, oyun parkında mıyız biz? O piti piti ne ya? İddia ediyorum 2023'ün en garip puanlaması oldu.
2023'ün son bilezikleri bunlar. Yılın son bölümünde altınlar havada uçuşuyor. Gelinin mutfakta da bilezikler kuraya kaldı. 10 altın bileziği kurayla hangi gelin kazandı? Süreniz tam 55 dakika. Oo, muhteşem. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Kızlar, vallahi güne çok güzel başladı. Şimdiden hepinizin yeni yılı da kutlu olsun. İnşallah sağlıklı, mutlu, İnşallah. Güzel Amin. Bir yıl İnşallah geçiririz. İnşallah Yeşimciğim, ben Öyle de kutluyorum. Şu hepinize iyi yıllar ama umarım seneye görüşmeyelim. Vallahi seneye hiçbirinizle görüşmek istemiyorum. İnan Tuğba'cığım, benim de dileğim gerçekten hiçbirinizi o. Görmek istemiyorum arkadaşlar. Seneye hayatımda olmayın, pazartesi falan. Gidin. Belli olmaz, Elenir giderse bir daha Aynen. hiçbirinizi görmezsin. Aynen. Hiçbirinizi görmemiş olacağım. Burada gerçekten kalabilmek de bir marifet. Bak ben 3 sezondur burada kalabiliyorum. Sen ya şimdi üzüleceksin belki ama. Ben daha 2. haftamdayım Yeşim. Neyin şehit? Tuğba söyle de yine yenilemek istemiyorum da. Biz rica etmesek sen şu an burada değildin mesela. Aha, pardon. Böyle bir tespit. Gerçekten. Sizin sayenizde mi buradayım? Evet. Sebep? Sebep çünkü biz rica ettik. Ekip var ya yalvardım. Ne olur yönetmenim. Ay sen kalsın. Yaptıysan yalvarmaz olsaydın Tuğba. Senin sayende mi burada kaldım? Hayırdır? Hepimiz isyan mı etsek? Elenmesinler ya. Biz protesto ediyoruz. Oynamıyoruz. Gamze gelinimiz gitsin istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. İlk defa bak böyle bir şey yapıyorum şu an. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen kutlamalardaki sadece bir maytapsın. Oo! Bak maytapın ömrü ne Yeşim, kadar? Yeşim o sözlerini saniye. Kesiyorum. Senin sen o sözünü kelimelerini tamamlama. O kelimelerini sakın tamamlama. Bak. Burada benim kalmam, benim yaptığım yemeğime çıkardığım tabağıma bağlı. Hayır ona göre gidiyordum. Beni dinler misiniz ya? Ne senin lafınla ne senin lafınla burada kalma gibi bir ihtimali asla olamaz. Oldu. Siz sadece orada sevindiniz, mutlu oldunuz. Evet. Size çünkü yarışabileceğiniz bir rakip geldiği için. Başka bunun gerisinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey de bu konuyla alakalı dinlemek istemiyorum. Hele seni hiç dinlemek istemiyorum. Sen sus. Sen konuştuğun yeter. Ya çok saçma düşünüyorsunuz. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Da benim gelinle maytap yiyorsun. Ben burada bir tek gerçekleri söyleyen kişiyim. Hiç şey değil. Bak senin gelinin şu anda biz rica ettik diye kendini şampiyon ilan etti burada. Ben de ona gerçekleri söylüyorum, ayna tutuyorum. Onun ömrü de maytap gibi kısa. Siz buranın sahibi misiniz de siz karar veriyorsunuz her şeye? Yok sahibi değilim. Herkes benim gelinim seni gönderecek buradan. Hayır, ben buranın sahibi değilim ama daha beni buradan gönderebilecek yarışmacı çıkmadı. Ben i̇şte ne geldi bak ben orada, orada geldi. Hani nerede? Burada canım, burada. Sen benim gelinime maytap diyemezsin. Gamze, burada şampiyon olmak istiyorsa daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Hayır, ne olamaz. Gamze mi rakip? Ya vallahi billahi ne kızıyorsun hadi canım ya Yeşim'e? Doğru söylüyor. Yeşim, yani öyle bir... Yemin olmayacağı lafı konuşmaz asla konuşur musun? İyi de maytap kelimesi ne kullanıyor Beyhan Hanım? Maytap. Ne demek? Herkes anneni bilecek. Ya genç kızı öyle bayana maytap mı denir ya? Başka bir şey kullansın. Maytapın ömrü azalıyor ya. Yanıp gideceksin diyor anlayacağın senin. Evet. Doğru söylüyor. Demek ki onun da bir bildiği var. Doğru falan söylemiyor. Bence yılbaşı olduğu için demiştir. Ne? Şimdi hemen sen de acar ortalığı karıştırma. Ya acar senedir zaten. Maytap denir mi ya? Hayatım maytap denir mi? Yılbaşı ya ondan bak, demiştir. Bak Gamze Yeşim Hanım, Yeşim Hanım'a maytap dese ben ona da kızarım. Kızlar burada siz buranın kendinizi sahibi falan mı zannediyorsunuz? Burasını kapıladınız mı? Hiç öyle bir sahip olduğumu düşünmüyorum. Gerçekten söylüyorum Tuğba, özellikle de sana söylüyorum. Ya sen... ben konuşmuyorum bile, ne bana söylüyorsun? Soru soruyorum sana. Çoluk sana çocuk cevap ya. Vermek zorundasın. Bak sana cevap vermiyorum ben. Ne benle muhatap olursun? Ver diye soruyorum ya. Aa! Ver diye soruyorum.
Konuşamana doğru cevap veremiyorsun. Ne derdin var benimle, hayırdır? Niye cevap veremiyorsun, aşk atamadın mı? Ne yapalım? Elimizde bu vardı dedik. Bir tane yemek yapmayı bilmeyen Özge var. Özge, konuşabileceğiniz konu bu ya. Gerçekten sıkıldım bu konudan. Bu konuyla alakalı her şeyi dinlemek istemiyorum. Geldi kötü tabaklara puan vererek. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar böyle, anladın mı? Yanarlı dönerli. Ne yanarlı dönerli mi? Yavrucuğum, yalvarıyordun Gamze. Ne olur kal. Biz seni sevdik. Çok güzel yemek yapıyorsun. Biz de yarışabilecek yarışmacı sensin. Ne oldu? Aleyna'yla kulis mi yaptınız Gamze? Ne oldu, çok mu iyi anlaşıyorsunuz? Birbirinizi mi destekliyorsunuz? Korktun mu yavrum? Korktun mu? Ben ne koyacağım? Pişman mı oldun? Baktın tabak çıkıyor. Çeyrekler alınmaya başlıyor. Korktun mu? Kulis mi yapıyor? Hayırdır? Sıkıntı mı oldu? Pişman mı oldun? Arkadaşlar bak şimdi burada Tuğba'la Yeşim'e katılıyorum. Hakikaten onlar çok ısrar etti. Biz de ettik. Onun sayesinde kaldınız. Yoksa siz eleniyoruz. Ya, yalan mı acaba? Çok pardon da niye sizin sayenizde kalıyorlar Allah aşkına? Ama siz karar vermiyorsunuz. Hayır, buna, hayır canım, öyle şey olur mu ya? Aşkım, öyle deniyor mu? Yazık ya, ayıp yani. Ama bak hepimiz ısrar ettik. Dedi ki lezzetli. Ya ısrar edebilirsin de tamam okey ama. Yalvardım şekilde, ben Ender'e yalvardım. Ama böyle denmez. Çok sevdim. Denmez. O, onun için bak Tuğba'lı Yeşim söylüyor. Ama çok ayıp denmez böyle şeyler. Ama şeyden. O da Yeşim'e rakip görüyorum deyince Yeşim de onu söylemek ya zorunda. Ya rakip görmesi de o an bir şey değil mi? Güzel bir şey rekabet aslında. Rekabet olmazsa yarışma kötü olmaz. Kötü bir şey değil ki. Olacak. Siz buranın sahibi misiniz? Tapusunu mu aldınız? Allah görünen Allah. Köy kılavuz istemez. Az kaldı. İşte görüyorsunuz gelinim gelir gelmez 3 tane çeyreği aldı. Az kaldı. Başarmaz alamazdı. Tapusunu da alacağım, buranın sahibi de olacağım. Birinci gönül, tapu ikinci ben. Senin boş işlerinle uğraşamam. Sen bana ilk bence önce... Bence de benle alakalı her işiniz boş sizin. Bunun hesabını ver. Ben hesabını. Arkadaşlar Gamze ne yapmış biliyor musunuz? Yok artık. Gamze Hanım, ben bugün lacivert bir şey kıyafet giyecektim. Yeşim sen de gördün. Evet. Birden benim şapkamın tam burası yanıyor. Nasıl yandı ya? Yanlış mı? Nasıl yaktın bunu? Yanlış mı? Anlatsana. Çok üzüldüm. Üzüldün mü? Evet çok üzüldüm, üzüldüm ya. Al sana hayrım olsun tak. Ay çok üzüldüm. Ben ya? Hareketlere bak ya. O ne bir kere ya? Ne kadar zevksiz bir şey. Evet zevksiz yani bir şey. Yani kim yaptıysa iyi yapmış, senin iyiliğini yapmış. Sen yaptın. Ben mi yaptım? Kaka bize şapkayı yaktı diyorsun. Bizim yaktı. Geldiğimizde o şapka yanmıştı zaten. Anneciğim konuşmana bile gerek yok. Suçlu mu arıyorsunuz şimdi? Evet suçlu arıyorum. Suçlu da senin gelinin. Hayır. Anne. Biz geldiğimiz gün o şapka yanmıştı. Evet aynen öyle. Ha. Anne bunlar iftira atmaya Tuğba alışmış. Boş ver cevap ya, bile verme. Ya ne kadar şey alttan konuşuyorsunuz ya. Tuğba sen gördün mü bu arada? Hani direkt Gamze dedin ama. Yani ben sordum Yeşim birkaç kişiye daha. Kimin elinde gördünüz? Kime sordun? Gamze tapu çıkartıyordu dediler. O şapkaları Tuğba dünya para çok pahalıya aldı ve ya. Çok yakışıyordu. Tamam alabilir aşkım da şimdi şöyle bir şey var. Girdiğimiz zaman bu olay bizim makyaj yapıldığımız yerde gerçekleşmiş. Tamam sen. Tamam mı? Oraya, sen görmedin mi? Ben hiç haberim yok. Hayır ben yandığını bilmiyorum. Yandıktan sonra gördüm. Şapkayı da görmedim. Yandıktan sonra dediler ki bu şapka yanmış. Evet. Ben görmedim. Çünkü gelinler kendi kostümlerini kendi alıyorlar. Kendi aksesuarlarını kendi alıyorlar. Belki dalgınlığı senin Tuğba da getirip takmış olabilir bak. Yok. İyi düşünmek lazım. Hayatım o bak. Hatta iki taneydi orada şapka. Biri bu lacivert, bir tane krem, daha vardı. Kremi var. Aynen. Bak yeşili krem orada. Krem yanmamış. Hayır, kremi de yakmış. İkisi de yanmış. Krem de mi yanmış? Krem de yanmış. İkisi de. İkisi de yanmış arkadaşım. Ben sanki... laciverti gördüm yanık aşkım, olarak. Kremi krem görmedim. De yanık. Sanki böyle hani inadına biri hani bilerek yapar gibi yakmış ya. Kimse yapmaz ya. Ben ona inanmıyorum. Parası gelinler da, ne kadar tartışsa da. Güncel şeyde birbirleriyle anlaşan gelinler. Bunlardan bıktım. Ya şapkana yönetmenim... sahip çıksaydın. Tamam bak sahip çıkıyorum izle. Yönetmenim. O ne? Bu da yeni dilekçem. Ne dilekçesi? Lütfen ya? Buradaki isteklerim kabul olsun. Ben artık bu insanlarla aynı yerde hazırlanmak istemiyorum. Gelinim mutfakta yönetimine. Kuliste yaşadığım olumsuzluklardan sonra yarışmaya... Çekime hazırlanmak için tuvaleti olan kapısı kilitli özel bir kulisi şahsıma tahsis edilmesini istiyorum.
lütfen. Yok artık. Yönetmenim, ya ne alaka ben ya? Bu insanlarla benim eşyalarıma zarar vermeye başladık. Pardon da senin ne ayrıcalığın var sana özel şey kulis? Aynen ne sen kendine anlıyorsun ki. Her şeyim kullanılıyor ama yani yeşim, benim moralim bozuluyor. Yeşim bir şey söyleyebilir miyim? O senin dikkatsizliğinden dolayı oluyor. Şimdi anlatabildin eşyalı mi derdinin ne olduğunu? Tuğba hakikaten kendine bu. Kendine bir sebep bulması lazımdı ve beni kullandı. Çünkü kullanabileceği başka kimse ben ya. Hayır Tuğba bu da çok yeşim, saçma yani. Yeşim bir şey söyleyeceğim. Ben kendim yaktım. Sen benim yanımdaydın ya. Ya kendi şapkana zarar verdiğini yaparsın. Ondan bahsetmiyorum ama kalkıp bu yani burada ekip çok de saçma senin. Sana ayrı kulis tesis edecekse yönetmenim ben de istiyorum. Aa, bence ben bu ikisini alıyorum hak eden benim yani. Çünkü Tuğba'dan uzaklaşmam ve onun suratını görmemem lazım. Kız Gönül Hanım, oyuncu olduğunu biliyordum da bu kadar oyuncu olduğunu vallahi bilmiyordum. Burada... Bir dakika dinle, kendi kendine şapkayı yaktı. Evet, bir güzel evet. De dilekçeyi böyle döşedi yazıları. Ondan sonra kendine de kulis istedi. Ne kadar akıllı görüyor bitti musun Hatice hayatım, Hanım? Bitti helal olsun mi? Size ya. Vallahi burada yemin senden olsun. Üstün oyuncu bulunmaz acaba. Yemin olsun sen siz oyuncusunuz. Biz sizin elinize su bile dökemeyiz. Ya. Biz güne kadar burada değildik. Sizdiniz burada. Eskidiniz, eskidiniz. Üstünüzdekiler falan eskidi. Biz sizden elinize su dökemeyiz oyunculukta. Hayatım. Hiç bu akıla gelir mi ki şapka yanıp da insanları suçlayıp da kulis istemek? Kusura bakma. Helal olsun valla. Tuğba kendi eşyasına hiçbir zaman zarar vermez. Kıskananlar yapar. Ya? Her zaman bir kulisin. Tuğba, demek ki sen de bir kulisin yanında şapkayı yakması çok normal, çok ucuz. Neyse ya kızlar daha fazla tartışmak istemiyorum. Ben sabahtan beri şunu kafamdan çıkaramıyorum. Ya yönetmenimiz hani dedi ya bir sürpriz var, bir sürpriz var. Aa kızlar, evet süper ya. Bir... Ya ne sürprizi? Ya, ya da yine sürpriz dediği sürekli gelinlere hediye geliyor falan. Ay Gamze bugün final. Yoksa sana yine bilezik mi geliyor kocandan? Ay kalan 5 mi geldi yoksa? 5 tane. Nasıl olsa yine alamaz diye. Ne yapıyor? Kuyumcudan ödüyor kızlar. Benim alacağımı eşim bildiği için öyle bir sürprizi onun yapmadığından eminim. Ya vallahi hakikaten kızlar soralım ya. Yönetmenim ne olur şu sürpriz neyse bir görelim ya. Allah'ım hadi İhsan yılbaşında yap. Hadi bakalım. Canım sevgilim, 2024 yılı bizim yılımız olsun. Bu sefer yine sana bir sürprizle geliyorum. Ama pahalı bir hediye değil. Annemi de düşünmek istiyorum. Kızdırmak istemiyorum onu. Yılbaşında sen, annen, ben en sevdiğin sanatçı olan Tarkan konserine gideceğiz. Kıbrıs'a iki günlük bir kaçamak. Gözlerin doldu diye tahmin ediyorum. Gitmek istiyordun çünkü. Seni çok seviyorum. Yeni yıl hediyen hayırlı olsun. Anlıyorum. Yok artık ya. Ya yine şaşırtmadı. Yine şaşırtmadı anne ya. Yine canım benim. Vallahi seni o şaşırtmadı da Hader abla. Bismillah dedik yine bir sürpriz. Nasıl niye başarıyorsun bunu? Ben senin anladım. Annen Tarkan'dan anlamaz. Şarkılarını bilmez. Sözlerini ne bilmez. Ne işin var senin Tarkan'ın? Senin yerinde? Ne işin var? Seni biz neden çağırmadık sen biliyor musun? Neden çağırmadık? Ya da oğlun neden çağırmadı? Neden? Sen Tarkan'ın üstüne atlama diye ya. Aa! Yok artık. Tarkan'a ya. Geliyorsun en önde her fanıyım falan senin, diyorsun. Zaten senin annen gitmişsin. Çakkıdı çakkıdı nedir bilmez. Aa, oyun bilmez. Dans bilmez. Bir şey nedir, bir şeyler hiç mi bilmez. Ya bir şey ayıp gerçekten. Çakkıdı çakkıdı değil de kuzu kuzu olabilir mi? O olsun. Kuzu kuzu da olur hayatım. Çakkıdı çakkıdı da olur. O bana kalmış. Anladın mı? Seni yakalarsam bak. Aa. Yemin ederim yaparım. Hayır, beni yakalayamazsın. Hayır, yapacağım. Biliyorum ben. Ben Tarkan hayranıyım. Buradan da Tarkan duysun artık. Tamam mı? Ben Tarkan hayranıyım. Seni ya de yakalarsam. Ya benim gitmemiş. Ben gençliğimden beri Afyon, Ankara, İstanbul bütün şehirlere, Tarkan'ın bütün olduğu yerlerin bütün konserlerine gittim. Biliyorum. Oğlundan niye götürmüyorsunuz en son beni? Tarkan'ın üstüne atlamaya çalışmışsın. Aa! Lütfen buradan Tarkan'a sesleniyorum. Oradaki güvenlikçiler bir kere olsun ya. Çok fazla hayranıyım. Bir kere olsun sarılmak istiyorum ya. Ağlıyor o zaman.
bir şey söyleyeceğim. Tarkan diye Kenan Doğulu'nun konserine gitmiş olması şarkıdır, karıştırıyor şarkıdır. Olabilir mi? Karıştırıyordur kesin. Şarkıları karıştırdığı gibi sanatçıyı da karıştırmış olabilir yani. Öyleyse asıl büyük hediye benden gelsin mi kızlar? Ne oldu ya, ne hediyesi? Yine ne patlatacağım acaba? Kayınvalideme yılbaşı hediyesi. Nasıl ya? İnsanla ben yılbaşında Kapadokya'ya gidiyoruz. Ona da evin anahtarı. Gönül abla. Evi sana bir günlük kiraya veriyorum. Dur çok bağırır. Bir günlük benden sana hayrat. Ay. Kaç arkadaş kalmıştı? Gönül annem bir kaldı. İki kişi daha kaldı sizin gruptan. Gitmeyen. Üçünüz size parti. Tuğba, bak ben sana bir şey öneriyorum. Gittiğin zaman o balona pin, tamam mı? Tamam. O balon da seni alıp götürsün, bir daha getirmesin. Gol! Ayna kız. Gol! Sen var ya sen. O balona bir şey söyleyeceğim. Seni artık nereye bırakırsa orada kal. Kadına sürpriz yapıyorsun, hala beğenmiyor ya. Beğenmez o be. Boynunu onun derdi benle lazım. Gezmek. Kapadokya'ya gitmek ister şimdi o. Hayır, boynunu atlaması lazım bu sahnede normalde. Zaten kayınvalidemin hayatta kalan kendiyle birlikte 3 tane arkadaşı var. Güle be artık ya. Aynen. Orada artık kendilerince eğlensinler. Son günleri zıplasınlar. Ya öyle de sonra birisinin şekeri yükselsin. Birinin tansiyonu düşsün. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ya onlar gencecik insanlar. Bu Tarkan konusu niye nedir? Niye? Ben de gideceğim. Bırak gitsinler. Yemin ederim ben de gideceğim. Bulacağım neredeyse. Kendi başıma gideceğim. Arkadaş grubunu da toplayacağım. 7-8 kişi. Ben de gideceğim oraya. Bak sen duydun mu bana ne dedi? Ne dedi? Saydı 3 arkadaş. Yani öbürleri Allah rahmet eylesin. Sen yaşlısın. Otur evde diyor. Ama ben de ne güzel dedim. O kapı kız gönül. Seni de götüreyim mi? Bütün masraflar bana ait. Gel Tarkan kursuna gidelim. Hadi gidelim. Gerçekten mi? Kız yok. Ve sus. Giderim, tamam. Giderim. Geliyorum tamam, ben. Kız masraflar benden diye dur. Hayır, sen karışma. Gönül geleceğim, ben geleceğim. Tamam aşkım. Biz kız, gidiyoruz. Hazırlan. Hacer'e uyup giyeceğin gitme. Başına bela olsun. Orada da tamam. Kalırız 2-3 gün. Ben de geleyim. Ben de size takılırım. Sen getireceğim. Ben yalnızım. Ben de geleyim. Bir yere. O gelmez. Onu götürmeyen çünkü gelmez. Tamam. Sana gitme diyor. Tamam. O çünkü kocasıyla kalacak. Biz gidelim tamam, aşağı. Ben tamam, sana katılırım. Ben gelirim. Tamam. Ben sana gel. Bir şey söylüyorum. Sen de gel. Peşinden paraları ödemeden kaçtı diye kocalarınızı, gelinlerinizi arayacaklar. Ama sen gittin onu. O şimdi beni davet ediyor. Ben sen davet ediyorum. Sen hiç bence olmazsan... diyorum ki gitme diyorum. Ya ben hayır, gideceğim. Gideceğim. Davet ben seni götüreceğim. Geliyorum. Kız başka yere git. Hatice'nimi alacağım. Oynarız. Seni alacağım. Oynarız. Hadi gelin buraya kızlar. Haydi bakalım coşalım. Yım yım yapalım yım mı? Yım yım yapalım. Tabii. Yım yapalım. Sizlere gelsin. İzleyicilerimize gelsin. Ayağa kalkıyor herkes. Herkes ayağa. Herkes ayağa. Yollarında tozun olayım. Gittiğim yollara dön bir bak bak bak. Yollarında tozun olayım. Al barına bas beni. Kaderimde yazın olayım. Al barına bas beni. Kaderimde yazın olayım. Baslarımda sızın olayım. Gülüşüme kurban olayım. İdaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Bas bas sızım olayım, yaz yaz yazım olayım. Helaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Yıp yıp.
sevdim o zalimin kızını. Takvimlerde buldum adını, gülüşüne kurban olayım. Takvimlerde buldum adını, gülüşüne kurban olayım. Basmağımda sızın olayım, gülüşüne kurban olayım. İdaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Bas bas sızım olayım, yaz yaz yazım olayım. İdaleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. Yıp yıp yıp. Aman bir galim var hocam. Hey kime? Masa üstünde bardak. Hey. Yuvarlak mı yuvarlak? Hey. Fatih Bulut bir şarkı yaptı. Hey. Hem dondurma hem kaymak. Bas bağrına sızım olayım, yıp yıp. Kaderimde yazım olayım, yıp yıp. El aleme sor beni, Allah'ına kurban olayım. O piti piti. Ne yapıyor? Hacer Hanım, ne yapıyorsun? Ben tamam versene. Cimnastik. Bir. Terazi lastik, cimnastik. Aa, oyun parkında mıyız biz? O piti piti ne ya? İddia ediyorum 2023'ün en garip puanlaması oldu. 2023'ün son bilezikleri bunlar. Yılın son bölümünde altınlar havada uçuşuyor. Gelinin mutfakta da bilezikler kuraya kaldı. 10 altın bileziği kurayla hangi gelin kazandı? ...2023'ün son yemeği bu. Muhteşem bir gün yaşıyoruz. Umarım siz de keyfini çıkarıyorsunuzdur. Şıkır şıkır giyindik. Şimdi yılbaşı menümüzün tadına bakalım. Sarmamız. Yanmış. Püresi çok güzel olmuş. Bayağı bayağı pürüzsüz. Sebzesi çok güzel, püresi çok güzel. Aslında etinin tadı da çok güzel. Ama sanırım oynarken yaktığını düşünüyorum. Bir tanesi de değil, üç tanesi de yanmış. Eti de inanılmaz sertleşmiş bu yüzden. Yazık olmuş, teriyaki sosu falan çok lezzetli. İkinci tabağımız. Bence etini çok kıvamında pişirmiş. Bunun da eti biraz sertleşmiş ama belki bu şartlarda hani evde olmadığı için onu çok sağlayamıyor gelinlerimiz. Ette kusur yok sertliği dışında. Sebzeleri çok güzel. Bir tık da böyle güzel tatlı bir diriliği var. Teriyaki sosu olay. Püresi olay. Çok şahane bir tabak bu. Çok dengeli. Hadi bakalım üçüncü tabağımıza. Etini en pişiremeyen gelinimiz bu. Sebzeleri bayağı diri. Yani o ikinin çok tatlı bir diriliği vardı böyle hani diri sevenler için. Bu bayağı yani çiğ olmuş, diri değil. Püresi de şu iki yediğime göre bayağı koyu ve pütürlü. En beğenmediğim tabak şu anda bu tabak oldu. Bakalım son tabağımız nasıl? Bu gelinimizin etinin içi böyle bir tık sanki pembelik var ama çiğ değil. Püresi de çok güzel, sebzeleri de çok güzel. Bence tabaklarımız bugün çok başarılı. Tebrik ediyorum.
bir tane tabağımız şurada. Ha, iki tane tabağımızda sıkıntı var. Hadi puanlayalım. Bugün son cuma 2023'ün. Birazdan 10 altın bilezik sahibini bulacak. İlk puanlar benden. Şu tabağımız oldukça yanmış, yemeğini de ziyan etmiş. O yüzden bu gelinimize 2 verelim. Günün yıldızı, ayakta alkışlıyorum. Şu 2 numaralı tabak kiminse 5 puan. Üçüncü tabağımız, en zayıf halkamız 1 puan. Dördüncü tabakta 3 puan olsun. Çok ortalama, güzel bir tabaktı. Şimdi de öğrenelim kimlere kaç puan gitti. Şu yakandan başlayalım. İki puancık özellikle bugün gerçekten gelinimizin üzüleceği bir puan ama yakmış. Bakalım kim? Tuğba. Şu 3 puana bakalım. Her şeyi ortalama güzeldi. Bir tık etinde pembelik vardı ama çiğ değildi. Acaba kim bu gelin? Üç puan acaba kimin oluyor? Aleyna. Tebrik ediyorum ve yıldızımın başına geçiyorum. Yeşim mi, Gamze mi acaba yılbaşı günümüzün yıldızı? Gamze mi, Yeşim mi? Hazırsanız. Yeşim. Gamzeciğim. Gamzeciğim. Etini en beyaz bırakan, sebzelerini diri bırakan Gamzeciğim. Ne yapın biliyor musunuz? Varsa bir kırmızı ruj sürün kendinize ya da kırmızı bir bluz giyin. Çayınızı, kahvenizi de yanınıza koyun. Günün tadını çıkarın. Çünkü sıra kayınvalidelerde. 2023'ün son cuması. Bugün her tadım olay, her tadım bileziklere yaklaştırıyor. Her tadım buradan gitmesine sebep oluyor gelinlerin. İlk kayınvalidem, ah çok üzgün kayınvalidem Hatice Sultanım. Güzel kokular geldi. Eti biraz sert. Püresi de biraz cıvık olmuş. Sebzeler? Sebzeler de pişmiş. Zaten biraz da diri olması lazım sebzelerin. Tuzu da az, böyle şey yok yani. Tuz, lezzet alamadım, lezzeti yok. Lezzet alamadın. Evet. Teriyaki sosunu nasıl buldun? Tadını aldım. Güzel, hoşuna gitti mi sos? Evet, tamam. Sadece sosu güzel. Ama püresi cıvık, eti biraz sert olmuş. Evet, bu tabaktan çok keyif almadın. Evet. İkinci tabağın. Bunun püresinde pütürler var. Hem de öyle bir tane, iki tane değil. Şu bayağı ağzıma geldi. Şey miydi, patates mi? İttirdiğin öyle. Ağzıma da geldi. Çıkardım, Mustafa görsün. Evet, burada da var. Şurada da var. Havuç da sert olmuş, pişmemiş. Tuzları hep az. Bunun da az tuzu. Eti sert. İki de iki sert dedin. Etin lezzeti var mı? Yok, hiç tuzunu, lezzetini alamadım. Sebzeler? Sebze de, havuç da diriydi. Anam, seni memnun edemedik. Üçüncü tabağımız. Hepsinin tuzu az. Hepsinin eti de, üçü de aynı sertlikte. Sert. Sadece bunun püresini beğendim. Sebzeleri? Biraz da eti fazla kızarmış. Sebzelerini pişmiş. Sebzeleri pişmiş, pişmiş, evet. Pişmiş. Son tabağın. Bunun da eti tuzsuz. Püresi güzel. Biberleri biraz fazla kalın kalın olmuş. Pişmiş mi? Sebzesi çok diri. Geldi şimdi, gelinini bul.
He, ne yapsın bu kadın? Of. Dördünü de beğenmedi. Hatice abla, bugünün şakası yok ama. Evet. Gerçekten burada çok kalmak istiyor gelinin. Hırslı. Hazırsan puanla. Bu 2. Birinci tabak 2 puan. Bu da 2. Dördüncü tabak 2 hemen puan. Hemen ikisi aynı. Bu 1. Üçüncü tabak 1 puan. Geriye de ikinci tabak 5 puan kalıyor. Enteresan bir puanlama yaptın. Puanlar birbirine ne kadar yakın size tekrar tekrar söylüyorum. Hadi hayırlısı, bakalım bu puanlar ne yaptı tabloyu. İki tane ikimiz var, tut bir tanem kenarlarından. Bakalım böyle önemli bir günde kim sadece 2 aldı? Hazırsan kaldır görelim kimmiş. Yeşim. Bugün final günü en kötü tabağı seçip ona 5 mi vermeyi planladınız? Eti pişmemiş, sebzeleri diri dediniz. Aynen. Siz en çok 3. tabağı beğendiniz bu arada. Ona 1 verdiniz. Ona da 1 verdiniz. O yanmıştı biraz. Hı hı. Bir yerden siz, çıkacaksın bakın ya. Ben size hayır yorumları, gel. İşte gel farkını gör. İnşallah o birden ben çıkmam çünkü benim laflarım çok ağır olacak. Hem ince olmuş hem yanmış. Siz neye göre mesela verdiniz? İkinci tabakta ne lezzet aldınız da 5 verdiniz? Alamadı işte. Gelin ne aldı oradan? Hadi 3'ü de beğenmediniz. Madem öyle çok yanık. 2'yi de hiç beğenmediniz mesela. Hayır. 2. Siz beğendiniz. O tabağı avuç ayırdınız. O tabağı hemen şaşırmış hemen gibi bakıyor, numaralar yapıyor ama gayet iyi biliyor bakarım, neye verdiğini. Tabaklar benim de, ben tadım yaptım. Kayınvalidemin üstüne gelmeyin çünkü gerçekten de hiçbirini gerçek anlamda beğenmedin. Kendine evet. Bir 5 seçtin. Birazcık da evet. Şans oldu yani. Ne diyecektin? Yok. Hani bunu eledim de hem ince hem yanmış. Aynen. Tutalım lütfen. Burada ikinci ikimiz var. Yine şurasına oturacak bu gelinin bu 2 puan. Bakalım sahibi kim? İkinci 2 puanımız bu. Hazırsan nefesini tut, aç. Oh. Gamze oh. Gelinin. Oh canıma da değsin. Çok da keyiflendim. Sebep? Beğenmediğine 5 verdi. Senin de hakkını yedi. Anneciğim. Veremedim kızım, bulamıyorum. Veremedim, ne yapayım, yok, veremedim değil. Hani niye 5 verdiğin tabakla gerçekten o tabağın farkı neydi? Gerçekten iyi olduğu için mi verdin? Hani neye göre verdin? Gerçekten kötü mü olmuş yani? Tadı, tuzu, neyini sevmedin? En pişmiş et buydu. Ya gerçekten söylüyorum. Hani var ya, yapamamış olsam geçenki dediğiniz gibi hani hamurdur, şudur, budur, amene'ye savunamıyorsun da olmamış. Ama şu tabaklara bakıyorum, hiç tadına bakma, tamam mı? Görseline bak sadece, görselinde bile gider gelinin şak diye bulursun. Lezzetine de bakma. Oh. Sen de mi yanık sevmeye başladın anne? Hatice'm. 10. günde de gerçekten bulamadım. Evet, ya bulamadım. Bir oynayamadım şurada gelininle. Bir de şurada dedin ya kusursuzdu diye bana da bir fenalık geldi evet, orada. Evet gerçekten bak, eti hem yumuşak güzeldi, kolay kestim bunu diğerlerine göre. Gerçekten. Anne gerçekten ya. Vallahi billahi bugün olmazdı. Gerçekten yani, evet. Bugün olacak şey değil bu. Ne yaptın, okumadın mı, üflemedin mi, dua mı etmedin bilmiyorum ki. 2 hafta oldu bulamadın. Of, belki evet. De bu sebebiniz olacak. Bakalım diğer kayınvalideler ne yapacak? Evet. Tutar mısın lütfen? Çok üzgünüm. Evet, görüyorum. Şimdi rakiplerin en sevdiği olay, hele bugün final, 10 bilezik var ve rakipten 5 puan geliyor. Bak sen. Hazırsan kaldır görelim. Aleyna! Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi Aleyna'ya çalışıyorsun. Ne oldu biliyor musun? Ya. Bak dinle. Şimdi senin kayınvaliden Hacer ablayla takılıyor. Ben görüyorum ki herkes de görüyor. Ne dedi biliyor musun kayınvalidene dün gece? Tahminlerimle konuşuyorum, asla yanılmam. Senin gelinin dedi, çok güzel yapamıyor dedi.
ele dedi güzelleri dedi. Kötüye ver puanı dedi ama bunu senin için yapmadı biliyor musun? Kendi gelini için yaptı. Tak diye de verdirdi beşi. Gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. Her zaman iyilerle bak. Üç tane zekiyle gezersen dördüncü zeki sen olursun. Üç tane beceriksizle gezersen dördüncü beceriksiz de sen olursun. Bitti. Bir şey konu söyleyeceğim. Bundan ibaret. Hatice takıldığın teyzenin... insanlara dikkat edeceksin. Geç abla geç. Yoksa Hatice... sana böyle döner. Hatice teyzenin aklı fikri yok mu? Kapılıyorlar. Bak kapılıyorlar. Kapılıyorlar. Anlamadım. Hayır, ben. Gelinine puan istedi ama siz anlamadınız. Gelip bana danışsaydınız size doğru yolu gösterirdim. Bak diğerine dedin ki lezzet alamadım, sebzeleri pişmemiş, eti sert. Diğerine dedin ki işte patatesinde pütürlük var, eti sert dedin, lezzet alamadım dedin. Üçüncüye direkt yanmış dedin, kafadan eledin zaten. Dördüncü tabağa bir tane kötü bir yorum yapmadın. Bir şey söyleyeyim yapmadın. Ben, tamam bitir artık. Ya, dur tamam. Ama ikinci bastı. Üçüncü tabağı asla yanık deyip elemedi. Bunun püresi güzel, sebzesi de güzel pişmiş. Sadece biraz fazla kızarmış dedi. Yanık dedi aşkım. Demedi. Hayır Tuba'cığım hem yanıktı hem de inceydi. İnce yapılmış. Inceydi? Eti ince olduğu için evet, yanmış diyor. Evet ince sarılmış. İnce saracaksınız evet. Sarmayı planlıyordunuz siz. Diğerleri üçü de aynı şeydeydi. Ha, ben çok mu ince sarmışım? Evet. Evet el maharetim vardır. Bitiriyor mu? Gerçekten fazla kızarmıştan bir tık bak, yanmış. Göz göre göre benim tabağımı yaktın. Ben en kötüye verdim kızım. Ortak en kötüye verdim. Demek ki helal, en güzeldi. Doğruyu söylediğiniz en için güzeldi. Benimki ben bir aldım. Helal itiraf et. Ya söylüyor zaten. Biri verdim en kötüye verdim ama beşte yanıldım. Yarışmaya geldim hayatım değişti. Tam. Bilezikler için kolumda. Çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Puanlar birbirine çok yakın. Heyecan Doruk'ta ve ikinci kayınvalidemde sıra. Afiyet olsun. Püresi güzel olmuş. İçteki sebzeler de pişmiş ama et pişmemiş tam olarak. Püresini değerlendirdim. Bilerek hem onu hem onu tattım. Püreyi beğendin mi? Güzel. Sosu güzel ama buradaki ana madde etin pişmesi. Evet. Geçelim. Tut yorumlarını aklında. Bugün hataya yer yok. Püresi bunun da güzel. İçteki sebzeler de pişmiş ama yine et sert geldi bana. Püresi güzel olmuş, içindeki sebze pişmiş. Sonra işte niye hepsi aynı oranda kızarmamış veya pişmemiş? Çünkü bir tanesi pişmiş hazırladıkları rulolar. Anladım. Beğendin mi, beğenmedin mi yani? Ben bakıyorum. Hı? İkisinde de aynı sorun. Pişme tamam. Süresi. Peki. Üçüncü tabağın. Bundaki et pişmiş. Güzel. Ne güzel. Püresi de güzel. Sebzeleri de pişmiş. Ama sanki baharat azaldım gibi geldi. Sosu da beğendin mi? Evet güzel. Onu da beğendin. Tek beğendiğin tabak. Güzel. Son tabağın şekerim. Çok da karar veremedim daha da bir şunu da alayım. Püresi güzel olmuş bunun da. İçindeki sebze de pişmiş. Diğer iki tabağa göre pişme süresi bunun da iyi. Şununla aynı gibi ama yine de karar veremedim. Bunu da beğendim. Yani. Hı?
Ama ben bir şey yapmak istiyorum izin verirseniz. Öyle bir puanlama sistemi olabilir mi bilmiyorum ama. Allah şöyle Allah. Eskiden o piti piti yapardık. Onu yapmak ne? İstiyorum. Evet. Ne? Evet. Niye ya? İlk defa böyle bir şey yapmak istiyorum. Hayır, o piti piti falan yapmam. Bilmiyorum, duyamadık. Biz aynı. Bildiğimiz o piti piti. Evet, böyle. Yapardık ya. O piti piti karamelli sepeti. Ne yapıyor? Hacer abla ne yapıyorsun? Ben dediğin tabağı versene. Cimnastik. Bir. İkinci tabak bir puan. Evet. Evet. Karar veremedim, ne yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? Hacer abla ilk iki tabak. Durun durun, durun durun. Sabredin. Kabul etmiyorum. Zor tutuyorum ben onları. Piti piti karamelli sepeti. Terazi lastik cimnastik. Ona da uymuyorsun. Bu ne ya? Piti piti yapıp ona da uymuyorsun. Tamam, terazi lastik cimnastik. Doğru. Yani? 5. Ne yapıyor? Üçüncü tabak 5 puan. Ben şahsen çok eğleniyorum. Evet. O piti piti karamelli sepeti terazi lastik cimnastik. Yani? Yani 2. Birinci tabak 2 puan. Aşkım puanla buna kendi karar veriyor. Buna da 4 vermek istiyorum. Aa. Dördüncü tabak. Ama beğendiklerimi verdi bu arada puan. Puan. Beğendiklerimi verdim. Gel gel şekerim. O piti piti Hacer Hanım yandı. Hadi bakalım. Sen bunu nasıl yaptın ya? Yürek mi yedin Hacer? Gel. Vallahi yaptım. Pes. Korkuyorum şu anda. Yok ya korkma. Ne gerek var? Bugün izleyici bile sana söylenecek öyle söyleyeyim. Bugün böyle bir günde piti piti yaparak verdiğimiz puanlar bakalım kimlere gitti? Bu gelinimizin şansına 2 düştü. Piti piti aç bakalım ne olmuş? Piti piti. O piti piti. Ne piti piti? Karamelli sepeti. Aleyna 2 aldı. Hadi bakalım. Ben böyle bir şey görmedim. O piti piti ne ya? Oyun parkında mıyız biz? Neyi karar veremedin sen? O piti piti ne ya? Etlerin pişmemiş. Etlerin pişmemiş. Evet. Nasıl pişmemiş? Biraz daha pişmesi gerekiyor. Ben herkesten önce fırına attım. İyice marineledim. Nasıl pişmemiş? Üzgünüm. Çok üzgünüm. Nasıl üzgünsün ya? Hiç üzgün bayağı değil. Bayağı üzgün. Üzgün bir şu insan bu şekilde puanlama yapmaz. Şu an çok keyif alıyor ya. Aşırı keyif alıyor. Biri çocuk parkına çevirir, öbürü piti piti yapar. Şimdi ne yaptım? Beğendiklerimi zaten sırayla verdim. Vereceğimi verdim yani. Piti piti o sadece saydınız? Bir sempatiklik hayır. Diyelim. Öyle. Biz burada yani bugün elenen kişi şansa elenmiş olacak. Bugün şansa değil canım. Sevdiğim var. Şeyleri yüksek verdim. Göre puan ve gelinimi bulamadım yani. Gördüğün çok gibi. Çok da umrunuzdaymış gibi de değil. Gelinizi bulup ne yapayım? Hiç ne yapabilirim? Siz çıldırırsınız normalde bulamadığınız için. Ya Aleyna'ya kızarsınız bak eti şöyle öyle. Siz şu an ben anlamıyorum şu an sizi. Final size bu yılbaşı şey size yaramamış. İyi değilsiniz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir daha ye bir daha puanla. Aa. Bu ne ya? Keşke öyle bir şansı olsa. İddia ediyorum 2023'ün en garip puanlaması oldu. Ama yine beğendiklerime verdim yani puanı. 4 puan vermişsin bu son tabağa. Bakalım sahibi kim çıkacak? Beşi kaçırdı mı bu tabak? Yok. 4 müdür hakkı? Yani. Bakalım kim? Aç. Yeşim. Madem beğenmenize göre verdiğinizi söylüyorsunuz ya. Evet. Üçüncü tabakta ben bundan tat tuz almadım dediniz. Hangisini? Üçüncü eti tabak. Pişmiş. Tamam. Ona bakarsan. Ben öyle bir şey demedim Yeşim. Bir zaten tuz. İkisini beğendim. Hatta ilk beğendiğin tabak bu dedi Nursel Hanım. Evet. Tamam. Sonra buna da geldim. Pişme süresi diğerlerine göre bunun da iyi dedim. Tamam. Demedin mi dedim. Evet. Tamam ona da 4 verdim. Tamam ben de şunu söylüyorum. Madem bir tane puan kırılacaksa üçüncü tabaktan kırılacak. Siz onda senin tabaktan, şunu kesemediğim için ben o bir puan ondan öyle kırdım. Öyle bir şey söylemediniz. Bununki de kendi üst değerlendirmem gibi, kendimin.
çok iyi pişmiş dediniz. Üçüncü tabaktayken dediniz ki en son dörde geçmeden önce bunun tuzu eksik, bir şey eksik dediniz, demediniz mi? Eksikti, ona dördü verseydiniz. Hangisinin tuzu eksik dedi? Baharat eksik dedi. Baharat bir baharat şey. Dedim. Baharat tadını tamam. Alamadım. Eksik demedim, alamadım. Tamam, yani demek ki eksik gelmiş size. Siz katmışsınızdır. Belki kavururken onun daha çok baharat tadı salgılanıyor. Tamam, bunda bu salgılanmamış problem olabilir falan yani. Tamam, bu bir problem değil mi sizin için? Hangisi? Tat, tuz, baharat tadını iyi alamamak. Tamam. Ona dört verirdiniz. Problem değil. Hayır yani canım, onun eti pişmiş. Ha. Üçü de pişmiş eti. Ha, baharatsız seviyorsunuz. Hayır, baharat tadını alamadım dedim. Baharatsız demedim. Alamadım. Et pişmiş dedim. Tamam. Verdim ben puanımı. Bir vermediniz demiyorum zaten. Genel olarak beğendiniz tabağı zaten. Sadece bir baharat problemi söylediniz. Ona dördü ben de diyorum ki verseydiniz. Benimkinde öyle bir yorum bile yapmadınız. Her şeyini onda verdiniz. Onda bir tanesini kesemedim işte. Büyük olduğu onu için. Onu şimdi söylüyorsunuz ya. Hayır, söyledim. Siz piti piti yaptınız, kafanız karıştı. Onu şu an söylüyorum. Benim asla kafam karışmaz, merak etme. Yok, sizin kafanız karışmış. Karışmış. Ben... Çünkü normalde sizin böyle bir şey yapmanız bana tuhaf geliyor. Yani bizi, niye? Bence şey yapıyorsunuz. Bu niye? Şekilde yıldırmaya, delirtmeye çalışıyorsunuz. Yanlış düşünüyorsun şu beşte. Aslında şimdi arkanda durayım senin. Teşekkür ederim. Piti piti oynadık ama gerçekten de yorumuna göre puan öyle verdim. Öyle yaptım, gerçekten. Biliyorum. Olan burada Aleyna'ya gitti. Ama onu da zaten beğenmemiştin. 5 puan bugün hem de. Rakipten de geliyor. Allah, bakalım kime gitti. Bu gelinimiz ya Gamze ya Tuğba, şanslılardan ikisi, hangisi bakalım, aç görelim. Gamze! Afiyet olsun. Dur. Afiyet olsun, sağ ol. Dur. Piti piti. Şimdi Hacer abla, sebzeleri güzel pişmiş, etinin birini yedim pişmiş, bir tanesinde pişme sorunu var. Altındaki püresi güzel olmuş bir. Sen bir şey söyleyeceğim. Soruyorum, neden? Pişmemiş. Hayır, bir tanesini yedim pişmiş dedim. Tamam. Öbürü niye öbürüne göre pişiremedi? Yani o, biri pişmiş, biri pişmemişti. Senin demenle olmuyor ki, ben hepsini pişirdim. İyi de pişmemiş. Sen sadece kesemedim. Lezzetli olduğu için kulp buldun. Bir de kırmızıydı yani içi. Diğeri nasıldı? Öbürü pişmiş. Yani tam pişmemişse de... Bir şey söyleyeceğim, o piti piti ne ya? Sen o piti piti yaptın, buraya geldin. Ben orada puanlamamız, sen patikleştirdin, bu kadar basit. O piti piti, karameli sepeti, terazi, lastik, cim, lastik. Hadi. Çek, 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 çek. Geç, geç, geç. Gelmiyor. Ay var ya, sırf şovmensiniz ha. Sırf şovmensiniz. Ne alakası bir şey değil. Bizim hakkımızı yedi. O piti yedi. Senin bizim hakkımızı mı yedi? Evet, hakkımızı ben yedi. Ben daha Hacer ablanın burada hakkaniyetli puan verdiğini görmedim. Ben bir tane Hacer'le uğraşırken yanına bir yandaş aldı, ikinci Hacer'i yarattı. Görüyor musun, bize yandaş diyorlar. Bilemiyorum. Benim kayınvalidem başkasının aklıyla mi puan verebilecek bir durumda değil. Bak, ben bunu puan alamadığım halde söylüyorum. Çünkü ben gerçekleri görebiliyorum. Ama gerçekten 5, yani hala anlatamıyorum gerçekten de, o nasıl ona gittin 2 puan verdin. Nasıl gittin Aleyna'nın tabağına 5 verdi kayınvalide. Anlaşmışsınız sen. Böyle olunca hakkaniyet mi oluyor? Olmamış tabakların arkasında bu kadar çok duran gelinleri de ilk defa görüyorum. Kızlar, herkesi tek olarak eleştirin lütfen. Seni tek eleştiremiyorum. Bak, yanında çift kaynana var. Hayır, tek olarak eleştirin. Na neden halay grubu gibi oraya dizildiniz öyleyse? Halay grubu mu? Ben olsam gelinin yanına bırakmam. Biz şu an halay mı çekiyoruz halay sence? Grubu. Halay grubu. Her şeyi kafasına göre de ya, biz halay mı çekiyoruz? Ya valla halay değil de size bence kutu kutu pense daha çok yakışır. Aynen öyle. Sonra. Allah, diliniz yani her kutu şeye kutu dönüyor yani. Sana da o zaman erik dalı yakışıyor, buyur. Yakışır valla, oynarım. Benim oynarım. Manken gelin müziğim en, çalsın. En azından oynarım. Birinci hayır, erik dalı çalsın. Erik dalı da oynarım. Piti. 2023'ün son bölümü ve üçüncü kayınvalidem Carmen Gönül. Nasıl bulacağız, neresinden bulalım diye düşünüyorsun gelinleri, bismillah. Nasıl olsa bulamıyorsun, üzülme. Bir sos çok güzel olmuş, öyle güzel bir sosmuş, yediğim sosu çok teriyaki güzel. Teriyaki sos şahane, evet, bir sostur. Çok güzel olmuş Nursel Hanım, tadı. Ona içinde malzemeler güzel sotelenmiş. Kabak, biberi güzel sotelemiş.
Ondan sonra eti pişmiş. Fazla bile pişirmiş kızımız. Pişmiş. Püresin dedim. Kıvamı güzel pürenin. Ne sert ne cıvık. Bir tek çok az bir tane üç kere aldım. Birinde bir tık şeye kaşar bilmiyorum ya patates. Çok az bir şey ama güzel yani. İkinci tabağın. Nursel Hanım, sosundan başlayayım. Bundaki sos çok kıvamındaydı. Kim yaptıysa bu sırf böyle tatlı tadı geldi. Sosu hiç yani bu daha güzel olmuş. Tamam. O dediğiniz sos olmamış. Etini bak bu güzel kızartmış. Bu da pişmesi gerekiyor. Hırt hırt eti zor yuttum. Püreyi beğendin mi? Püreyi zaten Nursel Bana Hanım... Bana böyle böyle bakışlar attın. Bak, ne demek istedin? Yani bak hepsi böyle bütündü püreni. Pütürlü. Yani diyecek, pütür ötesi bak, o biraz. Üç tanesini aldım. Üçünde de diyecekler ki kaşar vardı. Kaşarı görmedin gene bana. Ama bak patates. Allah'tan Mustafa var. Patates. Yakinen bak. Gösteriyor ne olduğunu. Geç şekerim. Geç. Hiç tatlı canını üzme. Üçüncü kayınvalidem. Üçüncü tabağım. Nursel Hanım, bunun da vallahi eti daha bile sert geldi. Yani aynı şeyde vallahi pişmemiş. Bu bundan daha... Bir tık daha sert geldi. Sert. Şeyi de sert. Havucu falan bak hani sebzelerini bile daha öldürmesi gerekiyormuş. Teriyaki sosunu yapabilmiş mi? Yok. O ilk yediğim tat bunlarda yok Nursel Hanım. Peki. İnan afiyet bakayım. Olsun. Son tabağın. Baştakine bu tiryaki sosu aynı kıvamda olmuş Nursel Hanım. Güzel olmuş yani. Evet. Kızımız ikisinin sosu kıvamı güzel olmuş. Bunda da bir tık patates çok az kaçmış. Onu artık şey yapmıyorum Nursel Hanım. Nasıl ses o? Vallahi havuç. Vallahi havuç Nursel Hanım. Et de sert. Vallahi çok sert. Sotelenmemiş. Küreyi beğenmedin. Sebzeleri beğenmedin. Sert. Etini de sert buldun ama bir tek sosunu beğendin. Evet, sosu birdeki aynı siz dediniz ya adını unuttum. Gönül abla sen yoruldun bence artık. Yok vallahi yoruldum. İnan ki yoruldun. Azıcık şöyle evden gidip mi izlesen? He? Bulamıyorsun da artık. Ama Nursel Hanım siz de yani şimdi evden bulma heyecan var burada. Şimdi bak hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalmak şimdi. İstiyorsan bir varlık göster artık. Vallahi Nursel Hanım, üç tane pişmeyen et var. Bir tane o kızarık ama pişmiş. Yani bir, beş. Ya, dördüncü tabak ya. Bir puan, üçüncü tabak bir puan, ikinci tabak bir puan, birinci tabak 5 puan. Hadi hayırlısı olsun herkes için. Pişmemiş. Başlayalım son tabaktan. Üç tane birden bir tanesi kimin şurasına oturacak? İlk bir puanımız bu. Kaldır da görelim kimmiş. Aleyna. Gönül teyze ya. Gerçekten hepinize soruyorum. Kayınvalideler odasında ne konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz etleri pişirmeyin. Sonra yiyecekleri bizim... Nasıl etleri pişirmedik? Eti bırak. Geç anne eti geç. Havuç bile kır. Bir şey söyleyeceğim. Şef ne dediyse onu yaptık yani iyice öldürün demedi ki. Ama hayatım havuç bu ya. Fırına girmedi mi bunlar? Önden yapmışsınızdır soteleme. Ayrıca bu fırına girmedi mi? Girdi. Havucunu duymadım hırt 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 yedim. İşte sebzesinde vitamin var yani hani bilerek öyle bıraktım. Benim fark bak. Aynen vitamin alın diye. Bak benim vitaminim fazla bile geliyor bak. Vitaminleri alın benim diye öyle fazla bıraktım. Geliyor vitamin. Fazla falan değil ihtiyacım var vitamine. Yok yavrum. Artık sen burada dura dura yani her şey
kaybetmişsin tüm besin değerlerini falan, vitaminleri. Beş sana verse iyi olur diye yani. Beş, her gün beş verdiğin beş verseydim o zaman. Ne zaman beş verdi? Ne zaman? Bana bir vermiyor be. Güzel yaptığında ya. Beşi alıyorsun Aleyna. Demek ki yapamamışsın bir. Hadi bakalım geçmiş bulun pazarı. Üsküdar'a gidelim. Bakalım buradan kim çıkacak? İkinci birimiz burada. Seni eleştiriyorum bir konuda ama son tabağı bekliyorum. Söyleyeceğim fikrimi. İkinci birin bu, kaldır görelim. Gamze. Tuğba da sona kaldı. Gönül teyzeciğim. Gel. Ya Allah aşkına, bak vicdandan bahsediyoruz, merhametten bahsediyoruz değil mi? Şu tabağa bir bakar mısın? Hayır sen bak, normalde. İçine bak, içine bak. Ya yanmış yanmış, aşkım, içine, içine değil yanmış. Biraz sen testere falan getireyim. Hayır bak ona bak. Şöyle yapıyorum. Siz de bir şey söyleyebilir miyim? Bak böyle, böyle kesiyorsun. Hepsini zor kesin, hepsi zor. En başta şunu bak, böyle kesiyorum. Ben sana testere getirecektim az daha, kesemiyorsun diye. Bak hepsi kesilmedi. Sen buna gel. Açtım tamam. Bu. Yok dur kafamı karıştırmayın tamam. Ya bu. Pişen yanan tavuğun içi sulu olmaz. Bana böyle sulu. Kızarmış sulu. Tavuğun sulu. İçi sulu. Sulu bak. Neyi sulu ya? Sebzenin ya. Suyu, etin suyu mu? Bak. Hepsinde var. Bak. Bunda yok mu? Bak. Bak. Suyu yok mu yani bunun? Bak. Bunun suyu yok mu? Yok. Bak hırt hırt. Bak. Bak. Gönül teyzeciğim yanmış tabak, bak. Yanmış bak. Farkında bak. Mısın? Bak. Kesin. Havuç da aynı. Bu ne? Bu da aynı. Ya. Hayatım o pişlerine hayır dokunamıyorsun ya. Bildiğin yanmış. Özdeşmiş bakarsanız ay, Gönül teyze Gönül gerçekten. Abla fazla övme. Gerçekten oradan ben çıkarım. Ya. Tamam ben sen çıksan da güzel sonra yapmışsın. Tuba'yla sen bak, hayır. Gönül teyze haksızlık yaptı. Ama ben ya, çıkmadan övme. Allah ama bunlar pişmemiş. Pişmemiş olabilir. Pişirseydin. Allah'ım ya. Yanlış yok ya, sonra senin başın ağrır. Ama ne yapayım? Başlayacak başında başkasının tabağı açılmadan övme övme diye sana her gün ben ezberledim. Gönül abla sen ama de valla. Ama ben her zaman yiyecek ağzıma göre. Üç tabakta pişmemiş mi? Evet. Hadi bakalım. Daha önemli meselelerimiz var. Bu tabak ya vallahi... Tuğba'nın ya Yeşim'in. Bakalım üçüncü kayınvalidemin puanı kime gitti? Bir sosu güzeldi. Açıyorum. Bir. Üçüncü kayınvalidemin puanı kendi gelinine mi, rakibe mi gitti? Aç lütfen. Vallahi açmayayım en iyisi. Yeşim çıkarsa paralayacak beni. Aç. Kaldır. Tuğba. Tuğba. Olmuş. Olmuş. Tek tabak benim de. Pişmiş. Neden olmuş ilk tek tabak biliyor musun? Hatice abla da geldik tabağıma. Bir tane kötü yorum yapmadı. Bir verdi. Sonra pişmiş. Da ağzıyla itiraf etti. Dedi ki... ben olmamış tabağı verdim dedi. Hacer abla zaten o piti pitiyle tamam, birlerde yanılmadım. Ben de sadece beşte yanıldım. Bir de yanılmadım. O tabak tamam, yanık dedi. Tamam bir müsaade tuba. Edin. Biri ben aldım. Neden iyi yorum yaptı peki? Kayınvalideniz neden iyi yorum yaptı? Püresi güzel. İçindeki sebzeler ama yanmış pişmiş. Dedi. Yanmış demedi. Bu biraz fazla kızarmış dedi. Ya tamam. Yanık senin adına fazla kızarmış. Saniye. Bize göre yanık değil arkadaşım. Ben yanığı kabul ben etmiyorum. Ben tabağımla ilgili konuşabilecek miyim ya? Yanık mı değil mi arkadaşım? Ben şimdi tabakların hepsine bakacağım zaten. Bak. Hayır. Gerçekten yorumunu merak ben ediyorum. Ben geliyorum. Bak benim bir kişi gidiyor. Tabağıma herkes pişmiş dedi. En pişmemiş et de bu dedin sen. Evet ben yedim bak. Vallahi gerçekten. Bak. Bu tabağa mı beş verdiniz? Ama Bolu pişmiş bak kömürme. İçinde bir tane pişmeyen var mı? Bak sebzeye sebzeye bak. Yanan şey zaten artık hayır. Pişmekten tür olur bak, zaten. Aç bir tane havuç al hırt 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 hırt. O hırt dediğiniz oydu. Hayır bunda da oydu. Etin de sertti. Şey bu bir, hani bir tek püresi içinde şeyler tabaklar vardı. Hepsine dediniz onu. Bir tek bunda bu kadar denk gelmemiş hepsinde. Olabilir. Şimdi ben de arasam burada ben de bulurum. Hayatım patates. Bak burası patatesi, patates. Patates dediniz bu işte. Hayır bu da vardı. Burada da ben yedim. Bu kocamandı buradaki Nur ya, şey. Ya kaymak gibi. Bunun içinde bir tane vallahi denk gelmiş. Tamam ben ete bir bakayım. Bak bak kendi kes. Valla ben pembelik görürsem o zaman diyeceğim haklısınız. Hayır kes ye kes. Pembelik bak. Nerede? Daha ne çiğ onu da bak. Neyi? Hani? Avuca bak pişmiş mi çiğ siz hepsi. Siz bunu yemeden nasıl pişmiş bunda mi da diyorsun? Bunu ben açtım. Bunda da öyle yapmışlar. Hırt hırt hırt. Siz şuna dediniz. Madem öyle. Valla olmamış. Tamam ben incele yarın o tabağın aynısını çıkarsın. Tamam. İnceleyin. İnceleyin ben. Gitin öğrenin tabak nasıl vallahi çıkartılır. Bak gerçekten bak. Yapacağım.
elenmezsem buradan, kalırsam bundan sonra ben de yakıyorum bütün tabakları. Sen zaten yakıyorsun. Ben ne zaman yakıyorum? Bugün yanık değil mi? Aa, yanık. Asla yanık değil. Yanık ben, yani. Hayır. Yanık. Bir gün Aleyna, bir gün Tuğba, sen de bir şey söyleyeceğim. Yanık yanık diyorsunuz. Benim tabağım yanık olsaydı Hacer abladan 5 alması gerekmiyor muydu? Hacer abla bugün iyi değil. Oyun parkında bugün. Soruyorum. Yanık seviyor ya. Hayır, yanık seviyorsa niye? Benim tabağım kaç Hacer almalıydı? Hayır ablanın. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur, ben sorayım. Hacer abla benim kaç almam gerekiyordu? Sen ya kayınvalidem üzerine gelip durmasanıza. Dışını yakmışsın, içine ısı geçememiş, pişmemiş. Ağla Hacer abla. Niye ağlasın? Ağlamaya niye devam et. Sen ağla deyince orada alacak bak, mıyım? Yemin ediyorum tek olmuş tabak benim. Allah. Pişirmek ya, için elinden geleni yaptım. Yemin etme. O yüzden en güzeli benim. Geçmiş o olsun. Üç kayınvalideme de bakalım bir tadımımız daha var. Kimler 2024'ü görecek burada? 2023'e nefes nefese bir veda edeceğiz. Kaderiniz Beyhan Sultan'ın aha elinde. Yandınız. Gerçek olamaz mı? Yandınız. İnanın ki bu yılın tadımı olacak. O da Beyhan Sultan'la olacak ama ondan önce kritik. 2023'ün son bilezikleri bunlar. Yılın son bölümünde altınlar havada uçuşuyor. Gelinin mutfakta da bilezikler kuraya kaldı. 10 altın bileziği kurayla hangi gelin kazandı? Herkese merhabalar. 2023'ün son kritiği olacak bu. Acayip tadımlar yaptık. Hele son tadımımız olay olacak. Bence damgasını vuracak bu seneye. Neler yaşamışız 2023'te izleyelim mi? Ay, izleyelim. Acı, tatlı, ekşi, ağlamalı, gülmeli. Bakın 2023 nasıl geçmiş. Dene bari dene, 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 dene. Bırak, bırak. Ben bunları yorurken yoruldum ha. Gelinin mutfakçının ikinci şampiyonu da sensin şekerim. Gözyaşım kurudu artık ya. Hala nasıl konuşabiliyorsun? Ya buyur, ne yapayım, ayaklarına mı kapanıyorsun? Niye ayağıma kapanıyorsun ya? Senin müsrüflüğünden, harcamandan, her şeyinden bıktım utandım. Ay kırıldı ya, yemin ederim kırıldım. Çok özür dilerim, affedin. Ay estağfurullah aşkım. İyi değilim gerçekten. Aa, bunları da tak, tamam mı? Doymadım, bilezik de bilezik, doymadınız. Hak etmediğim hiçbir bileziği almam. Araba geriye gir, gir, gir. Nerenin tapusu o? Bizim evin tapusunu üstüme yapmış. Yine aynısı oluyor. Tamam dur gelin abla, dur sakin ol. Altı dur, altı rengi. Hayır. Vay be. Alkış bize be. Vallahi bize alkış gerçekten. Şimdi kapanışta unutuyorum. Bu bir ekip işi. Ya izleyici de bence bu ekibe dahil. Gerçekten bence muhteşem bir ekibimiz var. 6 sezonluk bir program bu. Yani hakikaten her gelen çok kıymetli. Giden de bizim için çok kıymetli. İzleyicilerimize, ekibimize, yönetmenlerimize, yapımcımıza ve bütün gelin kayınvalidelerime en büyüğünden bir alkış. Çünkü Nurten Hanım'a bir alkış. Benim de üçüncü sezonum oldu artık. Ben de size çok alıştım ve burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten aile gibiyiz. Eğer bu ailenin parçası olmak isterseniz de 2024'te www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07. İnşallah 2024'te yeni yeni yüzler görürüz. İnşallah. İnşallah diyor. Elenmezsin. Hadi bakalım konularımıza girelim. Tuğba'nın şapkasının başına ne geldi? Tuğba'nın şapkasının başına ne geldiyse ortalığı karıştırmaya yetmiş. Buyurun izleyelim neler olmuş. Gamze ne yapmış biliyor musunuz? Yok artık. Gamze Hanım, ben bugün lacivert bir kıyafet giyecektim. Yeşim sen de gördün. Evet. Birden benim şapkamın tam burası yanıyor. Yanlış mı? Nasıl yaktın bunu? Yanlış mı? Çok üzüldüm. Üzüldün mü? Evet çok üzüldüm ya. Üzüldüm. Al sana hayrım olsun tak.
Ben mi yaptım? Kakamıza şapkayı yaktı diyorsun. Bizim geldiğimizde o şapka yanmıştı zaten. Anneciğim konuşmana bile gerek yok. Suçlu mu arıyorsunuz şimdi? Evet suçlu arıyorum. Suçlu da senin gelinin. Yönetmenim. O ne? Bu da yeni dilekçem. Ne dilekçem? Lütfen buradaki isteklerim kabul olsun. Ben artık bu insanlarla aynı yerde hazırlanmak istemiyorum. Aa, hele bir derdi var. Gelin kızım, ben de diyorum ki. Bir dakika. Hayır, bir derdin vardı senin ya. Çıktı. Dur. Dur bir çıktı, çıktı. Konuş. Bakayım. Gelinin mutfakta yönetimine. Kuliste yaşadığım olumsuzluklardan sonra yarışmaya çekime hazırlanmak için tuvaleti olan kapısı kilitli özel bir kulisi şahsıma tahsis edilmesini istiyorum. Lütfen. Yok artık. Gönül Hanım, oyuncu olduğunu biliyordum da bu kadar oyuncu olduğunu bilmiyordum. Burada... Bir dakika dinle, kendi kendine şapkayı yaktı. Evet, bir güzel de dilekçeyi böyle döşedi yazıları. Ondan sonra kendine de kulis istedi. Ne kadar akıllı görüyor musun Hatice Hanım? Helal olsun size ya. Sana ayrı kulis tesis edecekse yönetmenim ben de istiyorum. Bence ben jacuzzi'yle oturuyorum mesela. En çok hak eden benim yani. Çünkü Tuğba'dan uzaklaşman ve onun suratını görmemen lazım. Kulis. Herkes kulis istiyor. ben çıkayım odamdan. En genişi benim. Sen dur orada. Tuğba, şapkan nerede? Şu anda nerede? Bakayım. Şu şapkam gitti. Öyle gel öyle. Bak. Koşuyor. Hava alsın diye yatmıştım. Ver bakayım Yiğit'ciğim. Bu yalnız şu dilekçeyi de ver aşkım. Bu gerçekten kasıtlı yapılmış gibi bir şey falan değmemiş. Değmedi. Lambaya takmışlar. Aa! Tabii lamba yakmış. Sen gördün mü? Lambaya mı? Nasıl o, yani? Ne oldu buna Tuğba? Onun ne olduğunu ben bilmiyorum. Lamba ne demek? Nereden çıktı? Kuaför odasındaki lambalar var ya. Üstüne mi koymuşlar? Biri koymuş. Takmış oraya. Ama kuaför odasındaki lambalar yanmıyor ki. Giyinme odasındaydı ayrıca şapka. Giyinme kabininden bir... Yani benim de kıyafetim ona uygundu bugün için. Özel... İşte bir lacivert bir takım giyecektim. Çok seviyorum şapkaları. Bir gittim giyinme kabinine. Şapka aynen böyle bana bakıyor. İnanamadım. Acaba gözümde mi problem var dedim. Kolum giriyor. Üzerine bir şey mi dökülmüş diye yaklaştım. Bildiğimiz kasıtla yuvarlak yakılmış. Aynen Nursel Hanım. O alınmış neden, çakmakla yakılmış. Neden Gamze'yi suçluyorsun sen? Neden Gamze yani? Ya hayır, bana olan tepkisinden dolayı dedim ben. Ha. O kadar tepki veriyorsun, sen mi yaptın? Aynen diyorsun. Bir de şapkayı bir de sordum, bu kimin elindeydi gördünüz mü dedim. Etraftan Gamze'de bir gördük gibi bir şey oldu yani. Söylendi dolandı. Gamzeciğim. Böyle bir iddiayı kesinlikle yapamaz yani. Kendisi şapkası baktı yanlış, istediği gibi at koşturamayınca iftira atmak zorunda kaldı galiba. Yo. Öyle bir durum asla kabul etmiyorum. Bu lambada yanma mevzusunu ben de duydum. Şapkasının nerede yandığını, nerede olduğundan bile bir haber. Giyinme kabininde. O şapkayı makyaj yaptığımız odada lambanın üzerine asılı unuttum galiba. Hayır. O lambalarda ısındığı için lambalar şapkayı ama yakmış yani. Bayağı yuvarlak yani. Gerçekten şimdi yuvarlak. Lamba, aynen. Lamba. Ama onun kasıtlı bir şey yuvarlak nasıl yapacak? Ne diyorsun Beyan teyze? Acar'cığım daha bomba bir iddia atıyorsun ortaya. Aynen. Kimse değil, kendin yaktın diyorsun. Şimdi kendi dikkatsizliğinden şöyle bir şey. Şapka yanmış, kulis isteniyor. Yani bir şapka yanıp da kulis istendiğini ilk defa gördüm. Hani bir rahatsızlığı olur, ne bileyim özel bir durum olur da istersin kulise. Bunu kendi yarattı bu kaosu diyorsun. Aynen. Bir şapka yanıp da kulis istenmez. Geçerli bir sebep değildir benim için. Ben bugüne kadar burada ne kadar zamandır buradayım? Hiç böyle bir isteğim oldu mu benim? Ben onu bilemem. Ben sadece şapkadan yola çıkaraktan bu şekilde bir isteğin doğru olmadığının ispatını veya düşüncemi söylemek istiyorum. O kadar para verdiğim şapkayı şu an bile burada elenebilirim. O kadar para verdiğim şapkayı yakıyorum ki yarın eleneceğim bir programdan kulis istemek için. Nurtel Hanım, benim bu şapka yanalı yeni olmadı. Bu şapka bu hafta yanmadı. Bu şapka yanalı çok yandı. Oldu. Neden o zaman ortaya böyle bir şey asılmadı da şu anda söylüyor? Çok oldu yani, derken evet, ne kadar çok bu hafta ama. Yanmadı. Yani bir 4-5 gün olmuştur o şapka 4-5 yanalı. 4-5 gündür böyle evet. Görüyor musunuz neden? Bunu? Evet neden o zaman değil de şimdi ortaya çıkardı Tuğba? Dur anlayalım bir tek ya. Sen mi gördün onun yanında? Hayır herkes biliyor. Beyhan teyze de biliyor. Hayır. Evet. Haftanın başından mı? Haftanın başından beri bu yanık mıydı? Evet yanıktı. Neden şimdi? Sen de mi gördün? Evet. Sen Beyhan? Ben görmedim. Sen de gördün. Evet Beyhan teyze de biliyor. Gönülcüğüm yanık mıydı? Gördün. Nasıl görmedin?
Hatice Sultan sence yanık mıydı bu? Yanıktı. Kim yaptı diye araştırıyorlardı. Ne zamandır aa yanık? Sen ama kimin yaptığı belli değil. Ben ne zamandır böyle görüyorum? Ne zamandır dolayı? Bir haftadır. Aa Allah. Evet. Öyle olsa Tuba ona göre niye kombin yapıyor? Hayır öyleyse niye Cuma bugüne kadar bekliyor? Hayır niye kombin yapayım bu çanta şapka? Elenmeyeyim diye ayak yapıyor. O şapka bir hafta duruyor. Hayır bu kadar elenmeyeyim şey derken bu benim nasıl elenmemi engeller yani şapka? Yani işte sen demek ki ağlıya güle alıyorsun, elenmiyorsun. Ben ha öyle bir gaye yok, ben yemeklerimle alıyorum. Hayır, öyle bir şey olsa Tuğba'yı az çok tanıyorum. Ortalığı ayağa kaldırır zaten. Ama ya, bu kaç kişi ya, zaten herkes görmedi. Hacer, Aleyna, Gamze, çok iyi. Hatice, eline şapkayı almış getirdi. Beyhan, Beyhan kaç kişi? Sen nerede gördün? Ben gördüm, gördüm. Bence ben suspayı alacağım ya. Sen suspayı almışsın. Beni kimse susturamaz. Gerçekten gördün mü? Bir haftadır mı bu? Hayır. Bizimle beraberdi ya, gördü kadın. Gördü. Ya nerede ya gördün? Kuaför odasında. Evet. Oradaydım. Öncelikle kamera kayıtları çeksin kuaför odasındaysa. Evet çıksın. Kim koyduysa o da gözüküyor. Beyhan teyze beni dinle. Kuaför odasındaysa kamera kaydından çıkar kimin koydu. Sen mi koydun yoksa? Sen Gamze'yi suçlayınca bayağı gelinini evet savunmuşsun. Çünkü biz o gün gelmiştik. Yanıktı şapka. Onu kim yaptı diye onu araştırıyorlardı. Demek ki ben şeyden şüphelendim. Beyhan teyze bu kadar sizden yanlı olduğuna göre demek ki bunun altından Beyhan teyze çıkacak diye şüpheleniyorum. Kadın niye umarım Beyhan teyze çıkmaz bunun altından. Eğer Beyhan teyze çıkarsa ben de bunun hesabını çok güzel sorarım. Aleyna. Demek ki beni demoralize etmek için böyle şeyler yapıyor. Aleyna. Böyle şeylere hiç gerçekten gerek yok. Yani para vermiş, şapkayı almış. Hani kombin yapacakmış. O kendi dikkatsizliği. Ortalık yere koymasaydı. Koymadım. Giyme kabininde. Ampulde asıldığını söylüyor. Yani dikkat etseydi. Senin gibi. Her yere koymasın. Senin gibi. Aynen benim gibi yani. Senin gibi dikkatsizliğinden dolayı oldu. Şu an kızlar durun. Ben şaşkınlıkla izliyorum ve bu durum bana acayip tuhaf geldi. Sanki böyle bir gruplaşma, ağız birliği yani var bugün. Eleme günü. Gruplaşma var. Yani ben, bu kadar bir dakika, gören yalan bir müsaade edin lütfen. Şimdi anlayamıyorum. Bir anda bu şapka herkes bir haftadır görmüş olacak. Ben de aynı stüdyodayım. Ben hiç görmedim. Tuğba ile ben 7-24 saat yan yanayım. Ben de görmüyorum. Tuğba görmüş. Kayınvalide bir saymıyorum. Oranın eline de bir şeker tutuşturmuşlardır. O da onlara katılmış. Onu ama hiç anlamıyorum zaten. Kadın. Sadece kayınvaliden değil Yeşimciğim. Onun sadece bir menfaati bir şeyi vardır. Bu olay bana çok kim tuhaf geldi. Bir de bu dilekçemiz var. Şimdi ciddi ciddi bayağı imzalamışsın evet gelinin mutfakta yönetmeliğine. Kuliste yaşadığım olumsuzluklardan sonra yarışmaya çekime hazırlanmak için tuvaleti olan kapısı kilitli özel bir kulisin şahsıma tahsis edilmesini rica ediyorum. Güzel. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Ben kulis istemek için. Ben mesela bugün elenebilirim. Niye şapkamı ziyan edeyim? Yok. Şimdi kulis isteyince, şimdi sana özel kulis veremeyeceğimize göre o zaman herkese aynı muamele yapmak aynen lazım ya. Hani bunu yapamayacağımızı biliyorsun. Ya yani o zaman herkese aynı hak tanınmalı diye düşünüyorum. Bu birazcık yani değişik olmuyor. Bunun olmayacağını biliyorsun aslında. Yani. Öyle şansını mı denedin? Gözdağı vermek istedim kulis buradaki değil de yarışmacılara. Ne bileyim. Ekstra dolap bir daha benim eşyalarımı ellemesinler. Kimse ellemesin. Hani ekstra dolap istiyorum ya da dolabıma farklı zincir kilit istiyorum bilmem ne dese yine bir nebze ekip çünkü biz isteklerimizi olabilecek şeyleri söylüyoruz zaten tedarik ediyorlar ama direkt oda da yani burada o istiyorsa o zaman ben de jacuzzi oda istiyorum bir tane. Maalesef bu dilekçenin bir geçerliliği yok şapkan da gitmiş. Yapacak hiçbir şey yok. Hemen geçiyorum diğer konuma. Gelinlerimden Aleyna'ya nişanlısından gelen sürpriz mesaj kayınvalidesi Hacer Hanım'ı tabii ki çileden çıkarmış. Buyurun izleyelim. Yılbaşında sen, annen, ben, en sevdiğin sanatçı olan Tarkan konserine gideceğiz. Bismillah dedik yine bir sürpriz. Nasıl niye başarıyorsun bunu? Ben senin annen Tarkan'dan anlamaz. Şarkılarını bilmez. Sözlerini ne bilmez. Ne işin var senin Tarkan'ın? Senin ne işin var? Zaten senin sürekli annen çatkıdı çatkıdı nedir bilmez. Oyun bilmez. Hiç böyle bilmez. Dans bilmez. Bir şey bilmez. Bir şeyler hiç bilmez. Aleyna seni yakalarsam bak yaparım. Yemin ederim yaparım. Ben Tarkan hayranıyım. Buradan da Tarkan duysun artık. Aa. Tamam mı? Ben Tarkan hayranıyım. Seni ya de yakalarsam. Ya benim annem hiç konsere gitmemiş. Bulacağım neredeyse. Kendim
başıma gideceğim. Arkadaş grubunu da toplayacağım. 7-8 kişi. Ben de gideceğim oraya. Bütün masraflar bana ait. Gel Tarkan kursuna. Hadi gidelim. Gerçekten bak. Biz gidiyoruz. Hazırla. Giyeceğin şeyleri ayarla. Orada da kalırız 2-3 gün. Ben de geleyim. Ben de size takılırım. Sen getireceğim. Ben geldim. Ben de geleyim. Çok sinirlenmişsin ama çok tatlı sinirlenmişsin, güldürdün beni. Aleyna'cığım sen 2024 yılına kendi annen, kardeşin, evet, nişanlınla Kıbrıs'ta giriyorsun. Tarkan konserine. Aynen. Biz de gidiyoruz Nursel Hanım, ben de Kıbrıs'a gidiyorum neden, arkadaşlarımla. Sen... Neden rahatsız oluyorsun? Çocuk ne güzel. Nursel Hanım götürecek madem hepimizi götürseydi mesela. Senin eşinin planı yok mu? Eşinle baş başa git. İyi senin anne, sen de benim oğlumla baş başa git. Şehir dışında. İyi de senin de baban... Annemi, ailemi yalnız bırakmak istemedi senin oğlum. Benim babam şehir dışında olduğu için. Benim oğluma bak sen. Benim anneme teklif etti. Evet. Şöyle olsa anlarım. Mesela baş başa gitseniz derim ki Hacer ablanın orada ne işi var? Ama anneni götürüyorsan o kadını da götüreceksin. Niye? Doğrudan mı var? Ben ona karşıyım. Anne giriyorsa ben de öyle yaparım mesela. Eşitlik. Aferin kız sana. Ya eşiyle planı var demek ki. Benim kayınvalidem nasıl? Nursel, evet, Hanım, Gönül Hanım, gideceğiz masraflar beraber. Bende. Hacer'cim sen ona ayrıca git. Ne güzel bak, yılbaşı planı yapmışlar. Ama baş başa da değiller. Ben onlar için gitmiyorum ki. Ben Tarkan sevdası için gidiyorum. Tamam, her yerde çıkıyor yani Tarkan. Olsun, İlla bir yerde yakalarsın. Kaynanalarla gidecekmişsiniz işte, plan yapmışsınız. Peki evet. Kenan Doğulu olsa gitmeyecek miydin? Ona da giderdim de ama Tarkan ayrı ya. Ben de ayrı yani. Demek ki konu Tarkan değil. Hayır, Tarkan. Tarkan yemin değil ederim konu. Tarkan. Hayır. O Aleyna'nın annesi, kız kardeşi gitti. Ben de orada olmam zorundayım, lazım diye o yüzden gidiyor. Gönül Sultanım, sence Hacer Hanım şu an ne yapıyor? Niye yapıyor böyle? Gidiyordu o da. Kıskandığı için tamam, o şeyi kıskanıyor. Ya biz Tarkan'a gideceğiz. Yemin ediyorum, beni eşi mezar olsa gidecek ya. Çocuğuna kızdı. Dur, Gönülcüm, dur, bir dakika, bir Gönülcüm dakika. Senin de, dakika, sen de dışarıda onu... kalmışsın yılbaşında. O... Tuğba da Kapadokya'ya gidiyormuş. Ama ben de onu balona koyup uçuruyorum. Nasıl? O uçuramıyor. Nasıl uçuruyorsun? Rica ediyor. Bana diyor, kesin diyor, balona bin diyor. Bir ricam var. Bir daha da gelme diyor. Oğlun da içinde. Yok, oğlumu bindirme. Aşağıda beklesin seni. Sizin yılbaşı planınız ne Beyhancığım? Benim evde. Evde güzel, ne güzel mısır patlatın. Ben çok severim evde mısır olmayı. Patlatırım karelemine. Ben teyzenin güzel sevgisi. O plan yapmış da karelemine ben plan yaptım yani. Sen hiç kocanla yap. O zaman demek ki yılbaşında ailecek baş başasınız. Yok, biz çekirdek aile planladık aslında. İnşallah. Gamze sen ne yapıyorsun yılbaşında? Planın ne? Eşimle kocamla beraber güzel bir planımız sadece var. Sadece baş başa mı? Evet, anneler de var mı? Yok, hayır, baş başa şu an. Kız kadın tek başına mı girecek yılbaşına? Efendim? Sen yılbaşına mı, tek başına mı gireceksin Hatice Sultan? Olsun, onlar eğlensin. Biz genelde gençler bir gün onlar. Önce gidiyoruz. O yılbaşında aileyle beraber bir zaman geçiriyoruz ama. Bunu sevmedim, yok. Vallahi hiçbir gelin kayınvalidesini düşünmemiş. 12'den sonra gel ya bizimkiler de benim yanıma. Yok. Biz zaten dışarıdayız. Bizi hiç düşünen yok. Yani Nursel Hanım zaten iki sene, iki yılbaşını da beraber geçirdik evde. Çok sıkıcıydı. Doğunca bari beraber olsaydın sen de. Bundan önceki iki yılbaşı birlikte miydin? Evet, beraber geçirdik. Hacayla. Evet. Annen? Annem de vardı. Hep beraber geçirdik. Çok güzelmiş. Sıkıydı diyor. Tamam Hacer'cim, daha ne istiyorsun? Beğenmemiş ama. Bu sefer de dedim ki... Çok da sıkılmış kız, ona rağmen ikinci yılda o bile yapmış. O zaman baş başa gitselerdi, ben ona razıyım. Doğru. Var ya, baş başa şey gidince, Tarkan ben değil tamam. Sadece. O kadar ama güzel nişanlılar ya, ki, o da ya, annesi de var. Tek başına göndermek hepsine istememiş. Annesine gerek yok ki, Tarkan tutkunu değil ki annesi. Ya nereden biliyorsun? Benim Tarkan tutkunu. Konu Tarkan değil, kız nişanlı ya, annesi de baş başa göndermek istememiş. Evet. Ya o yüzden kızına sahip çıkmak için. Valla benim oğlan o zaman niye ne, başına bekçi olarak mı? Bence boşu boşuna masraf etmesin. Gerek yok. Niye? Valla. Bu sene 2023'ün sıkı durun son tadımı Beyhan Sultan'la bütün nokta sende bak. Of. Ne yapıyorsan yapıyorsun. Hadi. Nefesler tutuldu. Hakikaten tutuldu ama. Beyhan abla. Vallahi işin zor. Ya. İnan ki. Afiyet olsun. Nursel Hanım etini
yakmış. Bak patatesleri hiç ezmemiş. Püre böyle olmaz ki bak ben ezeyim. Bak patatesin püreleri hiç ezmemiş. Etini yani yakacağını pişirseymiş yakmış. İçindeki sebzeler değil, sotelemediler mi bunu? Sotelediler tabii ki. Pişmemiş. Biraz diri mi kalmış, bayağı pişmemiş mi? Hiç pişmemiş. Tamam. Etini yakmış, etli çiğ mi? Çiğ. İçi de çiğ. Etli çiğ, etli pişmemiş. Anladım. Keşke güzelce pişirseydi de şöyle yaprak sarması gibi yeseydik. Ağız açsaydı, güzel pişerdi, yanmazdı. Ben peki, bu tabağı beğenmedim. Günün, yılın son üç tabağı. Sarması güzel. Bak içindeki soteledikleri sebzeler böyle yemyeşil değil de gene rengi dönmüş. Pişmiş. Ha, bu tabağın püresi de güzel olmuş. Eti de güzel olmuş. En azından yanmamış. Birazcık etinde dirilik var ama tadı da var, lezzeti de var. Tamam. Sen o sertleşmiş dediğine çiğ mi buluyorsun yani? Sert demek çiğ demek. Ha, sert olmuş yani. Ama şu hepten çiğ yani. Hiç adamın dişi kesmiyor. O zaman geçelim. Bu tabağı beğendim. Tamam. Günün son iki tabağı. Ete bakarsan hani şunun gibi çok şey değil. Sert değil, pişmiş ama bu kırmızılık bence biberin. Hmm. Soteleyip de sarıyor ya. Tamam. Onun bence. Olabilir. Onun bence. Pişmiş bu, diyorsun. Heh, bu tabak da iyi, fena değil. Bu şu tabak daha çok güzel. Bu da biraz yakmış ama. Baştaki kadar değil. Bu tabak da fena bir tabak değil. Peki. Hadi bakalım. Son tabağımızda hayırlı uğurlu olsun. Allah'ını seversen. Ya vallahi burada yemek yapan mı var da bu eti buna ziyan ettiriyor? Bana verin de büftek yapak da yiyek ya. Ben de çok üzülüyorum. Vallahi ya şu hale bak ya. Ya burada yemek yapan gelin mi var ya? Hiç pişmemiş. İçi pişmemiş mi etin? Etin ya kendi pişmemiş. Hı, yutamıyorum. Tamam. Bu poğaça dolma sarmış. Poğaça. Kalem değil de bu gelin çok becerikli. Gerçekten bu tabak hem yanmış, hem et içi, hem püresi hiç olmamış. Hiç. Sebzesi? Sebzesi de yanmış işte bak aha yanmış. Sebze yanmış. Aha yanmış sebze. Bu tabak olmamış. Peki. Ay acı acı yanık acısı var. Vallahi yanık acısı var. Beyhan abla. Efendim ya. Bu senin için bir başlangıç ya da hazin bir son olabilir. 2024'ü bizi ekrandan izleyerek geçirebilirsin. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Bir. Birinci tabak da bir puan. Beş veriyorum. İkinci tabak beş puan. Bu da yanık ya. Yani? Ona da bir veriyorum. Oo. Oh. Üç tane bir. Evet. Buldum mu bulmadım. İnanın Allah'a bulamadım. Çok merak ettim. Ne yaptın böyle? Üç tane bir kullandın. Ama yanık. Üç tane yanık. Tamam. Yüzleşelim mi? Yüzleşelim ne yapayım? Üç tane birimizi... Ama bana yardım et. Nasıl edeyim? Yeşimden beni koru. He, korurum. Şunu açalım mı? Bu gelin hiç becerikli değil dedin. Öyle diyor. En beğenmediğin tabak sanırım buydu. Bakalım sahibi kim? Çok sürpriz bir üç birimiz var. Üç tane birimiz. Gerçekten bunu beklemiyordum. Hazırsan kaldır görelim. Tuğba! Ne vay 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 yapıyorsun?
Seni zaten senden onu, beklemiyor seni çünkü. O hayır, o onu görür görmez eledi zaten. Yoğunda yemedi. Yanık açıp sebzesini. Ya yanık değil. Durdukça kararıyor mu, ben anlamadım ya. Ben senden böyle bir tabak beklemiyorum. Neden, tabağım çok güzel. Çok güzel, bu en güzel. En güzel tabağı yaptım belki de. Bu güzel. Evet. Yanığı gördün, ne püreye baktı, ne sebzeye baktı. Ya hiç tabağı. Direkt eledin. Hayır, direkt eledin. Güzel değil. Püresine baktın mı? Ha? Püresine baktın mı? Baktım. Hayır. Vallahi baktım taş tek gibi. Tek o tabağın ne püresine yorum yaptın, ne sebzesine. Nursel Hanım dedi de... Hayır ya. Ya püresine baksan da yanık tabağa puan vermesini her gün bana. Ben söylüyorum. Verme. Neden? Yeşim kızarık yapar. Ben yapsam da verme diyorum zaten. Ben bana ver demiyorum. Sana zaten şu an niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben senden beni bul diye bir şey söyledim mi? Bulma. Beğendiğine ver, beğenmediğine verme. Her gün bunu söylüyorum. Ben üçüncü tabağa yazık verme. Ben çok gördüm Beyhan Testi'nin burada ultra kızarmış tabaklara beşleri takır takır verdiğini. Tamam, altından yine ben çıkmadım. Damlaları çıktı, onun başkaları gördüm, çıktı. Ayda yılda bir de denk getiriyor bana bir zahmet. Kafasına göre yapıyor her gün. Bu tabak, ama bu tabak da yanık. Direkt. Kişi. Sen bunu da yanık. Bire de yanık, yanık dedin. Yanık. Bire de yanık dedin. Bakacağım. Beyhan teyze, bire de yanık dedin. O da yanık. Sen puan verirken ona yanık dedim. Durdukça, vermeden önce güzel dedin. Durdukça evet. Kararıyor. Durdukça et kararır mı? Kararır. Ben de bunlarda gördüm. Evet, arkadaşlar. Oksitleniyor ve kararıyor. Hiçbir ya vallahi bu etleri Tuba strateji yapıyor. Baktı ki burada kayınvalideler yemekten anlamıyor. Kötüye veriyorlar. Ya kötüye veriyorlar. Ben onun yapmaya çalıştığı şeyi de anlıyorum. Bir takiyiz bozuyorsunuz. Kötü olmuş ki vermemişler. Vallahi siz dengenizde oynuyorsunuz. Kötüye versin. Bak şu an mesela üçüncü tabağını attı da. Tabii. Bir sen benim tabağımı en güzel hani yorumluyum tabağıma yaptın. Atacağım, sen hiç konuşma. En yanlış güzel kızım, yanlış olur senden. Durdukça kararıyormuş, yanık değilmiş. Ya etin hiç karardığını duymadınız mı durdukça? Ya yaksa ne olacak? İki tabak da yanık. Dur bakalım kimler çıkacak. Yapacak bir şey yok. Bakalım kimler çıkacak. İkinci birimiz sultanım. Bu tabaktan korkuyorsun. Evet. Kork zaten. Bakalım kim çıkacak. Sultanım, kaldır görelim. Kimmiş bu mağdur gelin? Aleyna! Ben belki de senin yüzünden gideceğim. Senin yüzünden. Beğendin. Ne gidersem? Ne? Ne yapayım gidersem mi? Çok önemli. Umarım gelinine bir vermişsindir. Umarım. İyi olmuş. İyi olmuş. Umarım. Oh vallahi iyi olmuş. Umarım vermişsindir. Sen çatır çatır hak yedin. Kendi ağzına da söyledin. 3-4 veririm dedin. İçeri bak, ben bu tabağa senin olduğunu düşünerek demedim 3-4 verirdim diye. Kim olarak? Sen zaten beni düşünerek vermezsin. Vermem. Sen benim olduğumu anlamadın. Vermem. Yeşim yapmıştır diye düşündüm. Ben buraya puan dağıtmaya geldim. Sen buradaki beceriksiz gelin yapmışsın, ben miyim? Yapmışsın, yapmışsın. Yapmış. Yapmışım o zaman, neden bir? Bana onu söyle, vermiyorum. Neden bir? Sen sürekli benim hakkımı yiyorsun. Bak, ben... Ne, bak, ne? Açıkla kendini bak, söyle, kendi ağzımla söyledin. Gerçeği söylüyorum. 3-4 veririm dedi. Yeşimin söylemiyorsun, bana, konuşturmuyorsun. Beni dedi, bulamıyorsan 5-1-1 yap. Ben nasıl ben söyledim? Ben de söyledim, sor. Ben ne zaman söyledim? Bulamazsan dedin yani. Bulamazsan güzeli ben seç. Ben sana bugün için böyle bir şey mi söyledim? Bugün demedim, bugün için. Bir ay önce söylediğimi bugün mü uygulamaya karar verdin? Ben bir karar verdim Beyhan. Dalga mı geçiyorsun? Ama hepsi yanık her yani. Her söylediğimi. Hangi gün sana ya? Uygunsa. Yeşim yakmasan puanı alırsın. Ben sana aylardır, haftalardır diyorum ki beni bulma. Beğendiğine puan ver. Tamam, onu beğenmedin. Yapıyorum işte. Kafana göre diyorsun ki her puan farkı az var. Arayı açarım ben. Ben strateji kadınıyım. Aleyna'nın tabağını beğendim. Ben dedim ki oradan ben de çıkabilirdim. Heh. Evet, beğendim. Ne? Açıldıktan beğendim. Sonra bile kararlarını değiştirme. O tabak senin. Sen bu gece uyuyamazsın. Vicdan azabında. Vicdandan bahsediyorlar. Bu gece evet. Hakikaten uyuyamazsın. Uyuyamazsın. Abi, sen benim aklıma girdin. Ben buradan goodbye dedim. Ama şu anda... Yani noktayı sen koydun ya, en zor senin işin. Çok büyük bir strateji yaptı, onu kabul edelim. Eğer hakikaten herkese bir verip Yeşim'e beş verdiysen de büyük başarı. Bakalım neler oldu. Beş puan. Sen atsana. Aleyna çıktı, Tuğba çıktı. Ya Yeşim'in ya Gamze'nin. Hazırsan çok ciddi kader değiştirdin o kesin. Hazırsan aç. Hızla aç. Yeşim. Yeşim. 40 yıllık yoğurdu yaptın.
Benim kayınvalidem gelinle gelmiş. 4 versin, sen bana 1 ver, gel karşıma oyna Beyhan teyze, öyle kim mi? Kim kime 4 versin? Ne? Benim kayınvalidem verdi onu. Senin kayınvaliden mi bana 4 vermiş? 4'leri 5'leri veriyor diyorum ya hani sürekli. Dedin, sen de bana 1'leri ver, karşımda bir de oyna diyorum. Ne vermesi gerekiyor anlamadım ki. Umarım bu verdiğim 1 puan. Burada benim İnşallah Gamze'yi buradan göndermiştir. Gelinlerim. İşte o an geldi çattı. Bize böyle başa baş bir mücadele izlettiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Kim giderse kaybetmiş olmuyor. Gerçek fikrim bu. Gerçekten. Ama maalesef birazdan birisiyle vedalaşacağız. Nefes kesen bir final. 2023'e tam da böyle bir final yakışırdı. Birazdan 10 altın bilezik sahibini bulacak. Ama ondan önce haftanın son çeyreğini sahibine teslim etme vakti. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce. Buraya üzücü haberlerle geldim. Maalesef. İnanamıyorum size. İki tane eksikimiz var. Beni buradan gönder diyorsunuz yani. Şimdi hazırsanız günün ilk -2 ceza puan alan gelinini açıklıyorum. Tuğba, o nasıl et öyle? Fırını ayarlayamadım. Gerçekten yanmak üzereymiş. Bence yanmış da denilecek kıvamdaydı yani. Gerçekten neredeyse. İçini pişireceğim diye dışını fazla tutmuşsun. Heyecan. Bu kadar tecrübeli bir gelin olarak böyle bir hata yapabileceğini düşünmemiştim. Pişmiyor pişmiyor diyorlar bizde. Evet. Bitmedi. Bir -2'miz daha var. Bakalım ikinci -2'miz kime gidiyor? Nasıl yani? Yeşim. Tereyaki sosuna balını koymayı unutmuşsun. Doğrudur Radyo. Doğrudur. Ben şok. İki tecrübeli gelin eksileri almış. Bu tabii size yaradı. Gamze ve Aleyna. Bütün dengeler bir kez daha alt üst oldu. Allah Allah. Beyhan Hanım'ın yemeğinin üstüne siz de tuzunu biberini eklediniz. 2023'ün son çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... -2'ye rağmen. Şaşırdım. Evet. Günün en güzel tabağını sen yapmışsın. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Teşekkürler. Alkış. Teşekkürler. Ben olsam bu çerçeveletirdim bu çeyreği. Yılın son çeyreği. Evet. Şans getirsin sana. İnşallah. Hadi bilezikleri alalım. Elimde neredeyse küçük bir servet taşıyorum. Büyük servet ne Gütçüm? 10 altın bilezik. 2023'ün son bilezikleri bunlar. Kıymetini bilin. Şimdi hazırsanız bu haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 65 puanla 10 altın bileziği kazanan gelin... ...10 altın bileziği kazanan gelin...
Yeşil! Gerçekten mi? Vallahi mi? Bana öyle söyleniyor. Aman! Allah! Tuğla! Kura mı? Benim hiç bir suçum yok. Ver bileziklerimi gerçekten geri. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa! Ver bileziklerimi geri. Kuraya kaldınız. Şok oldum. İkiniz de 65 puandasınız. Kura. Şimdi kızlar size bir teklifim var. Hazır mısınız? Hazırız. Ya bu bilezikleri üçer üçer bölüşüp kalan 4 bileziği haftaya vereceğiz. Ya da bu 10 bileziği kurayla belirleyeceğiz. Kayınvalidelerinize danışın. 10 saniye süreniz var. Süreniz başladı. Kura diyorum. Kura. Kura. Sormadınız hiç kimseye. Gerek yok. Çünkü benim kayınvalidemin emeği yok. Eminsiniz. Benimki de destekler diye düşünüyorum. Süreniz bitti. Ver Yiğidom. Kaldı sırat öyle. Şok. Beyhan teyze oturamıyor. Beyhan abla iyi misin? Bak krizine yollayacaklar beni. Saniyeler sonra tamamen şans eseri kurayla bir gelinimiz 10 altın bilezik kazanacak. Hacer gel. Hacer Tuğba çıksın gel. Pamuk eller kavanoza. Ne hayal ettin kız öyle? Kimi düşündün? Söyle. Olmaz. Çabuk. Çıktıktan sonra söyleyeyim. Bir şeyler vallahi düşündü. Bu ne bu? Sende bir hal var. Uzun haftalar sonra gelinin mutfakta da bilezikler kuraya kaldı. Tuğba mı? Yeşim mi? 10 altın bilezik kimin olacak? Altın bileziği kurayla hangi gelin kazandı? Açıyorum. Açtım. Yeşil. Yeşil! Ay 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 ay. Kuralların kaybeden ismi. Kuralların kaybeden. Ay ne oluyor be ya? Değişik değişik sesler çıkarıyorsun. Bu kadar heyecanlanmamıştım. Ay Allah. Ben de çok heyecanlandım gerçekten. Tuğba'cığım, güzel adın yine kağıtta kaldı. Hadi ne cesaret. Kuralı hiç vazgeçmem kuraldan da. Tebrik ediyorum Tuğba'yla. Ya hep ya hiç. İkinizi de Hacer, Hacer söyle ne demiştin içinden? Tuğba ne kadar kavga etsek de Tuğba'yı tutuyorum. Kesin o zaman o yüzden çıktı. Ne kadar kavga etsem de Tuğba'yı tutuyorum. Evet. Teşekkür ederim niyetimden dolayı. Rahat rahat oturabilirsiniz. Beyhancığım seni de tebrik ediyorum. Şu yaptığın son strateji Yeşim'i bak nerelere getirdi. Evet. Eleme potamızın prensesi her hafta müdavimi Aleyna ve prensesimiz, sarı civcivimiz Gamzeciğim. 2023'ün son vedasına tanıklık edeceğiz şimdi. Aleyna mı yoksa Gamze mi? Hazırsanız gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Gamzeciğim, maalesef bu hafta seninle vedalaşıyoruz. Tam olmuştun. He? Olsun, belki... Yani ilerleyen zamanlarda böyle bir 2024'te görüşürüz. Anneme miyiz? Biraz öğreteyim falan. Alkışlarla bakalım kimler çıkacak. Beklerim. Her zaman kapımız açık. Çok sevildiniz. Gelin de gelin kayınvalide olarak. Kayseri'ye selam söyle, evet. Komşularına selam söyle. Orası göründüğü gibi değildi, tamam mı? Zor burası.
Alem olmasın ya, ne olur. Oldu. Ya. İsyan ya. Et. Evrene isyan et. Enver, elem etme. Tamam. Ooo! Gerçekten. Evet. Gerçekten. Gitmesinler diye yönetmene yalvardık. Evet, sizde çünkü kabahat. Neden biliyor musunuz? Sizde bir adalet görmüştüm. O adaleti de bende yanılttınız ya. Ben her zaman ya. Adaletliyim. Asla! O kendi kadar pişmanlık keşke gitseydiniz cuma günü. Kere. Alkışlarla! Evet, böyle oldu. Hiç sevmiyorum vedaları. Ay. Hiç. Ay ne oldu? Altını kaybedince bileziğini kaybedince gönlünden bayılıyor. Hayır, üstüne düşüyor. Hayır, elbisene takıldım aşkım. 2024'te muhteşem bir şekilde yeni gelin ve kayınvalidemle burada olacağız. 2024'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seneye görüşürüz. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 17-2 15 puan, Aleyna 12 puan, Gamze 10 puan, Tuğba 10-2 8 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Yeşim 65 puan, Tuğba 65 puan, Aleyna 55 puan, Gamze 52 puan. Mutfakta 2024'e damgasını vuracak. Kimse konuşmak istemeyecek, sadece oynayacak. Allah Allah! Kral! Yılın ilk gününde eğlencenin kralı Kobra Murat mutfağı coşturacak. Siz bankada görürsünüz benim cebimde. Senin adın kalite. Evet. Senin soyadın marka. Evet. Yılbaşı sabahı seni programında Kobra. Bataraya, yakışmıyor, saltanat üstüne. Kalite! Kalite! Marka!